İyi akşamlar. Ülke TV akşam baskısına hoş geldiniz. Seçimler bitti. Önümüzde milletvekilleri gelip yemin edecekler. Meclis toplanacak. Bakanlar Kurulu oluşacak. Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen konular bunlar. Tabii seçimlerin değerlendirmesi de bir taraftan devam ediyor. Seçim analizleri devam ediyor. Bu akşam bunu da yine yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu zirvesi vardı. Oralarda ne oluyor? Kriz ötelendi mi? Üstü mü örtüldü? Ertelendi mi? Yoksa bir çözüm mü bulundu? CHP'ye bakacağız. Şamil Tayyar, seçimler bitti. Aramıza tekrar Eyvallah. katıldı. Merhaba, hoş Hoş geldiniz sağ olun. Şamil Tayyar. Ömer Vehbatipoğlu ve Emin Pazarcı da bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi Şamil Tayyar'dan bir seçim değerlendirmesiyle bir başlayalım. Yani şöyle açayım biraz isterseniz. Şimdi bir tarafta Sayın Erdoğan'ın aldığı %52,5 oy, AK Parti ile arada 10 puandan fazla bir fark var. Bir tarafta CHP'den HDP'ye giden oylar var. Bir tarafta Muharrem İnce'nin %30 çıkarması var. CHP'nin 22'de kalması var. Böyle topluca bir fotoğraf, hani eski gazeteci olarak bir fotoğraf Estağfurullah. çekmek gerekirse nasıl bir fotoğraf çıktı? Şimdi seçimden sonra bir program yaptınız. Ben de izledim. Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben gecikmeli geldiğim için söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı bir gelecek nasip etsin inşallah ülkemize. Yani çok net bir şekilde, hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu önemli. Ben bunu seçmenin, vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza tartışmasız bir şekilde yeni bir kredi açmasını öneriyorum. Ama liderliğini yaptı. Partiye ise bir küçük balans ayarı yaptı. Şimdi eğer parti toplumun verdiği bu mesajı algılar ve kendini derleyip toparlarsa inşallah yakın bir zamanda da mahalle seçimler var. Mahalle seçimlerde de iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu meseleyi iyi yorumladığını düşünüyorum. Çünkü seçim nedeniyle Mesajı yaptığı aldık dedi. konuşmada Pardon, mesajı konuşmasın. aldık dedi. Bu önemli. Ayrıca sanırım 2 gün önceydi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Ben MKYK üyesi değilim ama oraya katılan arkadaşlarla konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız orada da bir kısa bir seçim değerlendirmesi yapmış. Bu seçim değerlendirmesini arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda öğrenince de ziyadesiyle mutlu oldum. Yani benim seçim sonuçlarına ilişkin yaptığım bütün değerlendirmelerle örtüştüğünü açıkçası gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Neler söylemiş? ya bunu burada söylemem çok şey olmaz ama mesela birincisi şeyin aday tespitindeki hataların seçim sonuçlarına tesir ettiğini ifade ediyor. Diyor ki önümüzde bir mahalli seçim var. Aynı hatayı orada yapmamamız lazım. Belediye başkanlarını belirlerken, adaylarını belirlerken daha ciddi bir çalışma yapmamız, toplumda karşılığı olan, sevilen, beğenilen ve işte uyumlu çalışabilecek arkadaşları bulup tespit etmemiz gerekir diyor. Bu önemli. Çünkü genel merkezde kimilerinin bu yanlış sonuçları farklı değerlendirerek sunma çabaları vardı. Ha gördü ki bunların çok anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız meseleye el koymuş ve hadisenin de farkında. Yani başka tespitleri de var, onlara girmeyeyim. Dolayısıyla toplumun verdiği mesajın iyi algılandığını açıkçası görüyoruz. Özetle Sayın Cumhurbaşkanımız tartışmasız bir şekilde yeni bir kredi aldı toplumdan. AK Parti ile ilgili de bir balans ayarı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajı aldık dediğine göre mesele bizim partimiz açısından en azından şimdi kapanmış gibi gözüküyor. Muhalefete gelince Muharrem İnce'nin %30 bandında oy alabileceği özellikle son 3-4 gün zaten ortaya konuşuluyor. çıkmaya Doğru. başlamıştı. CHP'den daha fazla oy alma ihtimali belirginleşmişti. Çünkü HDP tabanının, İyi Parti tabanının bir miktar buraya yönelebileceğini biz sahadaki gözlemlerimizden de tespit etmiştik. Benim de mesela tahminim %31 civarındaydı şeyle ilgili, Muharrem İnce ile ilgili. Dolayısıyla hani hiç kimse için de şaşırtıcı gelmedi. Hani Muharrem İnce bir rüzgar estirdi. Bunu kabul etmek lazım. Yani eğrisiyle doğrusuyla birçok yönle tartışabiliriz ama
Sonuçta Meral Akşener'e yönelik şeyden, özellikle CHP tabanından Meral Akşener'e yönelen ilgiyi kesti ve bunu kendine doğru yönetmeyi de başardı. Bu onun açısından da aslında bir yönüyle bakıldığında kısmen başarı bile sayılabilir. Şimdi Meral Akşener burada bir hayal kırıklığı oldu. Yani partisinin aldığı %10 civarındaki oyu küçümsediğim için söylemiyorum. Yani yerini kurulan bir partinin %10 civarında oy alması bütün siyasi partiler için üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok ciddi bir siyasal ve sosyal araştırmayı gerektiriyor. Onu söyleyeyim. Yani Meral Akşener'in biz çapını, gravitesini çok iyi biliyoruz. Hani bu oyun aslında Meral Akşener'e verilmediğini de düşünüyorum ben açıkçası. Bu giden oylar değil de kaçan oylar diye bakmak bunun, lazım. Öyle ben mi? Bunun yani %10 civarındaki oyun bütün siyasi partilere tepki olarak Meral Akşener'de ya da İyi Parti'de toplandığını düşünüyorum. Yani bizden bir vesileyle kırılan veya küsen Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden yani sisteme yönelik öfkesi olanların büyük bölümünün ben burada kendini ifade ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun incelemeye alınması lazım. Yoksa Meral Akşener'in bir hani liderlik karizmasıyla veya ortaya koyduğu bir vizyonla izah edilebilecek bir mesele değil. Dolayısıyla bir öfkeye ve tepkiye dayanıyorsa öfke ve tepki sebepleri ortadan kaldırıldığında bu partinin varlık sebebi de ortadan kalkar. O nedenle de ben çok uzun ömürlü de açıkçası bakmıyorum. Meral Akşener'in kişisel olarak almayı arzuladığım yani yakın çalışma arkadaşlarının yaptığı değerlendirmelerde %20 civarında bir oydan söz ediliyordu. %10'u dahi bulamadı. Kişisel olarak orada da ciddi bir başarısızlık gözüküyor. Saadet Partisi de umduğu oyu bulamadı. Muhtemeldir evet. ki bunun çok sebepleri var ama kanımca CHP ile aynı fotoğraf karesinde yer almasının çok ağır bir bedelini ödedi. Yani yanlış yerde konumlanmasının çok ağır bir bedelini ödediğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nda yer alsaydı daha çok oy mu alırdı? Daha farklı olabilirdi. Mesela biz son birkaç gündür bize oy veren ama farklı sebeplerle işte ben Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim ama AK Parti'ye oy vermek istemiyorum diyen bir kesimin MHP'ye yöneldiğini gördük. Hani bize bir küçük ayar vermek istiyor ama bunu yaparken de böyle çok tahribata yol açmadan, kırmadan, dökmeden ittifakın içerisinde yer alan ikinci partiye oy vererek reaksiyonunu gösterdi. Mesela Saadet Partisi bu ittifakın içerisinde olsaydı bu tepki oylarının bir kısmı belki oraya da gidebilirdi. Yani MHP 11 civarında değil belki 9 civarında alırdı. Atıyorum yani bunu ezbere evet. konuşuyoruz ama Saadet Partisi buradan 1-2 puan mesela kapabilirdi kendine göre. Veya hakikaten fanatik Saadet Partiler var mesela. Yani sebep ne olursa olsun kendini orada bulan, orada ifade eden bir kitle var. Bu kitle bile oraya oy verirken çok zorlandı. Yani o altı okun yanında bunu çok kabullenemedi. En azından kendi klasik tabanının oyunu bile alamadı. Bunu alabilirdi mesela Saadet Partisi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani anket firmalarının yanıldığı sonuçlardan birisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin %11 civarında oy almasıydı. Bütün anket firmaları yanıldı bu konuda. Yani doğru tespit yapan tek bir firma çıkmadı. Bu da son derece doğal. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Yani bunlara da kızmıyorum. Birçok meselede kızıyorum ama anket firmalarına MHP ile ilgili sonuçta kızmıyorum. Ben Sayın Bahçeli'nin bu konudaki çıkışını da biraz abartılı buluyorum. Çünkü MHP tabanından İyi Parti'ye ciddi bir oy kayması oldu. Ama bu oy kaymasını büyük ölçüde bizden gelen oylarla da telafi etti. Ama bunun anketlere yansımaması gayet doğal. Çünkü adam kendisini AK Parti olarak ifade ediyorsa bir anket firması aradığında ben MHP'ye oy vereceğim kolay kolay demez. Dolayısıyla hani aslında dip dalgası dediğimiz şeyin bir yönüyle MHP'ye oy yaradı. Kayması şeklinde de tezahür ettiğini söylemek mümkün. Özetle bu yani hem Sayın Cumhurbaşkanımız açısından hem AK Parti açısından yani sonuçlar itibariyle baktığımızda ciddi bir kazanç olarak gözüküyor. Evet. Emin Pazarcı. Şimdi tabii ben Muharrem İnce ve Meral Akşener karşılaştırması yapayım. Genel olarak deniliyor ki işte Meral Akşener çok ciddi şekilde hezimete uğradı. Muharrem İnce de kazandı.
Ben pek aynı kanaatte değilim. Yani Meral Hanım doğru hedefini tutturamadı. Cumhurbaşkanlığı adayı oldu. İşte hatta ikinci tura Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte kalacağını iddiasında bulundu ama sonuçta bunları gerçekleştiremedi ama sıfırdan bir parti kurdu ve ciddi de oy aldı. Şöyle bakıldığı zaman yani sebebi şudur budur bence başarıdır Meral Akşener açısından. Ancak ilerisi konusunda ben Şamil Tayyar'la aynı görüşteyim. Toplama bir partidir. Geçen programda da söyledim. Bu toplama partinin de devam etmesi mümkün değildir. Kaldı ki genel başkanlık. İçeriden bir genel başkanlık tabii, yarışı olur, olabilir mi? Olur. Peki, itiş kakış olur. Orada. Hatta dışarıdaki Meral Akşener'e zaman içinde biat etmekten vazgeçebilirler. Ve parçalanır diye düşünüyorum. Daha fazla gidemez. Çünkü genel başkan da milletvekili değil. Meclis dışında kaldı. Götürmek zordur bu meseleyi ama Muharrem İnce açısından bakıldığında çok da büyük bir zafer ben görmüyorum. Şöyle, hani CHP kaybetti, Kılıçdaroğlu kaybetti, Muharrem İnce kazandı. Yorumları da biraz bana abartılı geliyor. Şundan dolayı, şimdi şöyle bir kampanyaya baktığımız zaman CHP kampanyası yoktu. Sadece Muharrem İnce kampanyası vardı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün imkanlarını arkasına alan bir Muharrem İnce'den bahsediyoruz. Hı hı. Yani bütün para gücü oradaydı, teşkilat gücü oradaydı ve Bursa mitingine Sayın Kılıçdaroğlu gideceği zaman Muharrem İnce yoldan çevirdi. Siz gelmeyin, yanımızda olmayın. Ben kampanyamı tek başıma yürüteceğim diye. Evet. Ayrıca ben CHP'li değilim dedi. Daha doğrusu CHP'liyim ama artık rozetimi çıkarttım. Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgim yok. Ben 81 milyonum Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Ve seçim kampanyası boyunca bir tek CHP'li adayı kürsüye çıkartmadı. CHP'lilerle hiçbir şekilde yan yana görünmedi. Bu şekilde bir CHP'nin oyunu aldı. İkincisi de HDP'nin oyunu aldı ve küskünlerin rahatsızların oyunu aldı. Bir yerde bir İlhan Kesici ve Abdülhatif Şener'le bir gözüktü. Ondan sonra da değil. Bitirdi. Yani çok görünmedi. O açıdan bir defa. Şöyle CHP Muharrem İnce'yi sırtında taşıdı ama Muharrem İnce CHP'ye yüz vermedi. Evet. Hiçbir şekilde. Şöyle bakıldığı zaman burada bana göre garipsenecek bir nokta yok. Yani Muharrem İnce biraz hak ettiğinden fazla öne çıkarılıyor diye düşünüyorum. Yani büyük bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Biraz önce sen işte dedin bugün bir zirve gerçekleştik dedin. Gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi mi? Hala biz programa ben evden çıktığım zaman olup olmadığı belli değildi. Yani bilmiyorum. Gerçekleşmiş olabilir. Bir otelde bir araya geleceklerdi. Gazeteciler kapıdaydı ama içerideler mi? Değiller mi? İşte arka kapıdan görüşmede mi otelde tartışması olacak? Evet. Tartışması devam ediyordu. Şöyle bir baktığımız zaman seçimin üzerinden 8 gün geçmiş. Bakın. Hala da CHP'li iki isim yan yana gelemiyor. Buradaki kriz değil, çok ciddi bir kriz var. Çok ciddi problem var. Meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi Muharrem İnce kim ne derse desin, ben bu değerlendirme yapıyorum ama halk öyle bakmayacaktır. %30'luk oya bakacaktır. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oya bakacaktır. Ve Kılıçdaroğlu'nun o koltukta bu şartlarda oturması biraz zor. Rahat rahat oturması biraz zor. Oturur, şöyle olacak, oturur. Kurultay mı olacak yine? Şöyle oturur, sert tedbirler alır. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu muhafaza eder. Ama bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'ye verilen bu destekle birlikte ortadan ikiye bölünür. Yani Kılıçdaroğlu ya gidecek ya orada diktatör diyor ya, diktatörce tedbirler alarak oturacak. Oturabilir mi? Oturur. Eğer çok sert tedbirler alırsa oturur. Ama bunun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme kaçınılmaz. Çünkü Muharrem İnce artık duracak gibi görünmüyor. MHP açısından bakıldığında ben biraz MHP ödünç oylar verildiğini düşünüyorum. Yani çevreme baktığım zaman AK Partili isimlerin çoğu hatta şöyle bir yanlış algı var. O da barajı geçsin, o da milletvekili çıkarsın diye böyle. Çevremde pek çok yok ama olmadığı halde. Oy verenleri biliyorum. Doğru, tepkiden AK Parti'ye yönelik tepkilerden dolayı oy verenler de var ama ben biraz anket firmalarının hani yanıldılardan öte biraz da maksatlı bazıları özellikle MHP'ye karşı bir kampanya başlatıldı. Bakın MHP ile ilgili olarak denildi ki işte Kürtlerden oy alamayacak. Bakıyoruz MHP Kürt bölgelerinden çok ciddi oylar aldı. Bazı yerlerde %48'lere, 20'lere hatta 16'lara ulaşan Hakkari gibi yerde, Hakkari ilçelerinde 16-17 gibi puanlar var. Adıyaman'da 48 var. Adıyaman'ın bir ilçesinde 48'lik oy almış. Şöyle bakıldığında MHP oralarda oyunu arttırmış. Demek ki MHP'ye yönelik bir Kürt düşmanlığı veya MHP'nin Kürtlere yönelik bir düşmanlığı seçmen bazında görünmüyor. Bu arada sadece MHP değil, AK Parti de çok ciddi o bölgede oylarını arttırdı. 120 bin civarında HDP Genel Başkanı'nın ifadesine göre Güneydoğu'da
HDP'de bir oy kaybı var. Demek ki o bölgede biraz daha işlense HDP diye bir parti çok fazla barınamayacak. Neye rağmen işte bakıyoruz bir bakkal öldürüldü. Niye öldürüldü? AK Partili olduğu için, AK Partili müşahidi olduğu için. Demek ki alttan alta bir baskı var. Bizim göremediğimiz bir baskı var. Bunlar da zaman içinde kalkarsa devlet orada otoritesini sağlamlaştırır ve artık güven verirse. Yani devlet orada ama vatandaş biraz da güvenmiyor. Yarın giderse tekrar bunlar gelir diye biraz da çekinme halinde. Demek ki o bölgede de HDP'den kaçış var. HDP'nin bir Kürt partisi olduğu iddiası da bu şekilde çökmüş oluyor. HDP'nin genellikle oyunu arttırdığı bölgelere baktığımız zaman İstanbul gibi, İzmir gibi bir takım metropoller ortaya çıkıyor. Yani HDP artık Kürtlerin partisiyim iddiasında bulunamaz. HDP'yi kimler destekledi? Cumhuriyet Halk Partililerin desteklediği açık. Bugün Altan Öymen zannediyorum işte HDP'ye verilen oylardan açıkça bahsetti ki eski genel başkanlardan. Onun dışında da zaten herkes kabul ediyor bunu. O açıdan bir o var. İkincisi de eskinin eylemci solcuları, işte yasa dışı sol örgütler tamamı şey yaptılar, HDP'ye destek verdiler. HDP aslında bir Kürt partisi olmaktan çıktı da Türkiye'de ayrılıkçı körükleyen Türk ve Kürt ortak hatta biraz da terörün bulaştığı bir parti haline geldi. Yani seçim sonuçlarını bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama şu da var, bakın Muharrem İnce'nin bir ifadesi var. İşte neden seçim sonrası bir tepki göstermedin, neden işte adam kazandı dedin diye. Aynen şu ifadeyi kullanıyor, peki onu atladık. %51 olsa filan sokağa çıkın diyeceğim ama %52.6 diyor, ben ne yapayım diyor. Yani aslında sıkışmış %51 falan gibi bir şeyle zorla seçileceğini bekliyorlar. %52.6 hem CHP'nin sesini kesti, hem yasa dışı bir takım örgütlerin sesini kesti. Hatta Meral Akşener'in de bir ifadesi var. Bakın bunları hep atlıyoruz biz. Ya onlar sokağa çıksaydı ben bekledim diyor. Onlar çıkmadı ben de çıkmadım diyor. Şimdi niye sokağa çıkacaksınız? Yani sokağa çıkmanın bir altyapısı gerekçesi olmadığı için kimse de sokağa çıkamadı. Yani burada seçimin iki tane galibi var aslında şöyle bakıldığı zaman. Oyunu kaybetse de birinci parti AK Parti çıktı. Doğrudur, oyunu kaybetmiştir ama birinci parti çıktı, seçimin galibidir. İkinci de Sayın Erdoğan'dır zaten, net seçimin galibi. En yakın rakibiyle arasında 20 puandan fazla bir fark var. Bu çok önemli. Yani bu seçim sonuçları bundan sonra bu şekilde tartışılmaz. Bir de şu var, deniliyor ki işte daha önce de konuştuk, çok kısa geçeyim. Mecliste çoğunluğu kaybetti, bundan sonra rahat hareket edemez. Hayır, rahat hareket eder. Geçen programda Sayın Hatipoğlu da söyledi. Öyle mecliste salt çoğunlukla falan kanun çıkmıyor. Bundan sonra sistem değişti. Bu tür tablolar ortaya çıkacak. 139. Yani kanun, meclisin kilitleyebilmesi için Cumhurbaşkanlığı 360 milletvekilinin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani MHP ile... Soruşturma öyle yapılabiliyor, MHP seçim kararı öyle alınıyor. HDP'nin... Hatta CHP'nin, İYİ Parti'nin hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan bu dört partinin birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Bu da mümkün olmadığına göre burada mecliste ciddi sorun yaşanacağını ben zannetmiyorum. O açıdan yani seçim sonuçlarını böyle değerlendirmek lazım, evet. Böyle bakmak lazım. Buradan Ömer Bey önemli bir soru. Yani önümüzdeki süreç seçim analizi de özellikle sizden de biraz Doğu Güneydoğu bölgesi ve HDP'nin durumuyla ilgili bir analiz isteyeceğim ama önce bu şu anda bir koalisyon mu oluştu? Mecliste işte AK Parti çoğunluğunu kaybetti. Yani biz ne anladık bu yeni sistemden diye insanların aklına da gelebilir. Ya geçen programda ifade ettik. Bu meclisten hükümet çıkmıyor. Hükümet çıkmadığına göre mecliste çoğunluğu kaybetmek diye bir olay söz konusu değil. Soru şu, bu meclisten Cumhurbaşkanı'nın veya kurulacak olan hükümetin uygulamaya koymak istediği yasalar geçebilir mi, geçemez mi gibi bir soru. Onun önünde de çok ciddi bir engelin olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir yasa teklifinin mecliste görüşülüp kabul edilebilmesi için sadece 139 yani mu? Yani 550 140. Üzerinden 139'du. Yani 140, 600'e çıkınca 140 küsür. Yani toplantı yeter, toplantı yeter sayısı. Sayısıyla toplanır meclis. 5'te 1 değil mi? Evet. 5'te 1 mi oluyor? O zaman 139 evet. 150 herhalde. 150 civarında. 150 civarında milletvekilinin bulunmasıyla toplantı yeter sayısıyla meclis açılır. O yasa görüşüldükten sonra da oylamaya katılan milletvekillerinden bir tanesinin fazla oyla yasallaşmış olur. Onun için 300 küsür, 360, 400 falan gibi bir şey, rakam yok. 76 oyla kanun geçiyor. Yani geçiyor. Şimdi bu böyle. Dolayısıyla öyle bir ama muhalefet kilitlenir de bir konuda Cumhurbaşkanlığı, o da yani bir hayli zor.
Yani niçin bir ayrı zor? MHP'yle yan yana gelir mi? Hayır, yan yana gelse bile iktidar partisinin birden çok seçenekleri var. Yani şu anda Cumhur İttifakı çalışıyor. Zaten orada bir sorun yok. Varsayalım ki orada bir sıkıntı oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirli alanlarda ittifak edebileceği partiler de var mecliste. Şey mesela İyi Parti. Bakın, Muhafazakar Milliyetçi. Çok ciddi, hayati bir olay 57. hükümet döneminde yaşandı. MHP, DSP, ANAP koalisyonunda. Neydi? İdam cezası. Abdullah Öcalan'ın idamının ertelenmesi konusuyla. Ne oldu? Koalisyon bozulmadı. MHP gitti. Farklı oy verdi. Koalisyonun diğer ortakları muhalefetle bir arada hareket ettiler. Yani burada da formül çok, onu demek istiyorum. Geçmişte evet, örneklerini yaşadık evet, biz. Şimdi o konu bu. Yani meclisin kilitlemesi bu anlamda mümkün değil. 360 gerekiyor. Evet, soruşturma çok yapabilmesi ciddi, için. Tabii. Bakanlarla ilgili, evet, başkan yardımcısıyla ilgili, tabii, cumhurbaşkanı ile ilgili 400 gerekiyor. Tabii. Yüce Divan'a göndermek. Bir de işte seçim kararı, evet, alabiliyor meclis. Onun için de 360 gerekiyor. Evet. Ha, ne için gerekebilir? Varsayalım ki Sayın Cumhurbaşkanı kanun hükmünde bir kararname çıkardı. Meclis buna karşı yasa çıkarırsa o kararnamenin hükmü ortadan kalkıyor. Tersi bir karar çıkarsa. Hmm. İşte o zaman ne olur? O zaman AK Parti bütünüyle mecliste yer alırsa ve Milliyetçi Hareket Partisi de bu desteği verirse o kanun hükmündeki kararnameye ters bir yasa teklifinin de geçmesi mümkün değil. Hmm. Bu tür önemli olaylarda meclis aritmetiğinin önemli şeyi, fonksiyonu ortaya çıkar. Şimdi seçim analizine... Cümle ekleyeyim mi? Çok özür diliyorum. AK Partili milletvekilleri mazeretsiz meclis çalışmalarına katılsınlar. Hiçbir problem olmaz. Yani karşı tarafın çoğunluğu bulamaz yani. Bulamaz. Yani şöyle, 250'si katılsa yeter. 95'i verir. Yani şimdi, muhalefet 250'yi bulamaz yani. Evet, bulamaz. Şimdi seçim analizine gelince arkadaşların dediklerinden farklı. Evet. Yani daha HDP ile ilgili iki harita göstereceğim. HDP'ye girecekseniz önce haritaları göstereyim ben. Tabii tabii. Olur. Çok çarpıcı iki tane harita var. Bir arkadaşlar getirelim. Şimdi iki tane harita aslında AK Parti'nin Kasım seçimlerine göre. Bir öncekini getirin önce arkadaşlar. Bir öncekini. Evet, şunu tutun bunu. Şimdi Kasım seçimleriyle, bakın yukarıda da yazıyor, 2015 Kasım seçimleriyle 2018 seçimlerinde milletvekili seçimleri, AK Parti'nin oylarının düştüğü iller burada beyaz olarak görünüyor. Beyaz zeminde. Yeşil olarak, yeşil zeminde görünen oylar da Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti'nin oylarını artırdığı bölgeler. Şimdi haritayı bir şöyle şeyimizde bir tutalım, hafızamıza bir alalım. İkinci haritayı da bir görelim. Sonra tekrar tekrar döneceğiz bunlara zaten. HDP. Burada da 2015 seçimleri ile 2018 seçimleri karşılaştırılıp yine Kasım seçimleri, burada da HDP'nin oylarını artırdığı ve oylarını düşürdüğü, oy kaybına uğradığı illerin haritası var. Burada da gri oluyor değil mi? O gri renkli olanlar şehirlerde HDP'nin oyları artmış. Pembe renkli olan şehirlerde ise HDP'nin oyları Kasım seçimlerine göre azalmış. Evet. Şu iki tane harita. Evet, siz bir başlayın bakalım, evet, Ömer Bey. Bizi şimdi, bu harita dursun, bizi de bir yerden alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Bu harita bize neyi gösteriyor? Bu harita bize şunu gösteriyor. HDP, Kürtlerin yoğun şekilde yaşadığı bölgelerde aldığı oyla değil, hiç Kürt yaşamayan, Kürtlerin hiç yaşamadığı ilerideki oy artışıyla barajı üstüne geçmiştir. Ben daha vereyim. Daha net rakamlar vereyim. Peki. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz zaman 4-5 tane il akla gelir. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hakkari, Şırnak, Van. Van Doğu Anadolu'da kalıyordu. Yani şey yaptığımızda. Şimdi Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Batman'da HDP'nin aldığı toplam oy 1.270.000. Bu seçimde. 1.270.000. Bütün bu illerde aldığı toplam. HDP'nin sadece İstanbul'da aldığı oy 1.150.000. Yani 5 ile bedel. Evet. Ha, demek ki HDP
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden aldığı oylarla değil, o bölgenin dışında daha çok solun etkili olduğu İzmir, İstanbul, Mersin gibi solun kalesi diye nitelendirilen illerin tamamında değil, o illerin solun yoğun oy aldığı ilçelerinden oy aldı. Mesela Beşiktaş'tan, mesela Kadıköy'den, mesela İzmir Karşıyaka'dan gibi yerlerden çok yoğun şekilde oy alıyor. Şişli'de %18'in üzerinde. HDP. HDP. Bir bu şey, arada bir planlama da var galiba Talimat'ı. Ben çok özür diliyorum. Basit bir şey olsun. Paslaşma var. Benim kendi ilçemde İslahiye ilçesine bağlı Kabaklar Köyü Alevi köyüdür. Türkmen Alevilerin yaşadığı bir köydür. Orada CHP dışında hiçbir parti oy çıkmaz. Bize de böyle 3-5 tane verirler. Orada mesela bu seçimde 49 CHP çıktı, 46 HDP çıktı. Aa. Bakın Türkmen Alevilerin olduğu yerde. Aa. Belli ki bir organizasyon var yani. Şimdi pardon. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz il sayısı 23'tür. 23 il Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak görülür. Tayyip Bey'in bir açıklaması vardı. Kürtlerin devleti var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet. Şimdi bu açıklamanın altını dolduran bir seçim yaşadık da onun için çok önemsiyorum. Bu 23 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı ortalama, oy ortalaması 40.98. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Doğu ve bölgesinin bölgesindeki toplamı. Toplam 23 ilin toplamı. Toplamı %40.98 yani %41. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy ortalaması bu 23 yılda 8.48 yani 8.5. İyi Parti CHP 7.35. 55-56. Efendime söyleyeyim. İYİ Parti 3.94 yani 4 diyelim. Saadet Partisi 1.33. 60'ın üstü yani. Ve HDP'nin bütün bu illerde aldığı toplam oy ortalama %36.78. Evet. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun birinci partisi kim? AK Parti. AK Parti. Bir başka veri daha vereyim. Üst üste yani örtüşür. Bu sadece Güneydoğu'yu söyleyeyim. Yani Diyarbakır işte saydığım bu il Urfa, Antep'te içinde olmak üzere AK Parti'nin aldığı milletvekili sayısı 30. Hı hı. Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkari, Urfa, Gaziantep. HDP'nin aldığı milletvekili sayısı 27. Hı. Milletvekili sayısında da AK evet. Parti daha fazla çıkarmış. Tabii. Yani bu bölgede birinci parti Doğu ve Güneydoğu 23 ilinde evet. Birinci parti AK Parti. Ama Memin Bey'in söylediği önemli bir şey var. Bu bölgelerde Milliyetçi Hareket Partisi CHP'yi ikiye katlamış. Doğu ve Güneydoğu. Doğu ve Güneydoğu'da. CHP 8.9 pardon MHP 8.9 müydü? 8.48 CHP 7.35. 7.35. İkiye katlamış. Üstüne çıkmış. İkiye katlama değil de. Şeylerde 3'e katlama var. Yani 3.94 CHP miydi? Güneydoğu'da bazı yerlerde 3'e bile katlama. 3.94 CHP ise 2'ye katlamış. 2'ye katlamış onu diyorum. Yani CHP 7.35 İYİ Parti miydi? Bence çok da şey yapmayın. Biraz asker polis oyları onlar yalnız ağırlıklı yani. Olarak. Ama o asker polis oyları İYİ Parti'de de var. Çok az çok az. Yani orada da var. Yani şimdi korucuların asker ve polis oyları. Ha korucu yani. Oyu bence çok sağlıklı olmaz yani. Hakkari'de dedi, denildi ya şu kadar oy aldı. %48'leri falan nasıl şey yapıyor? %48'leri burada şöyle yani. Adıyaman'da falan var ya. Ya şöyle bir köyde %48 dediğiniz. Adıyaman yani korucu ailesi vardır. Gaziantep'te var, Erzurum'da var. Yani MHP'nin yani güçlü olduğu yerler de var. Şöyle, tabii yani gerçekçi olmak lazım. 23 yıl deyince Erzurum'da içinde. Gaziantep'te var, Adıyaman'da var, Urfa'da var, Şanlıurfa'da var. Bu 23 yılın tamamından bahsediyoruz. Evet. Sonuç itibariyle şunu görüyoruz. Yani HDP Türkiye'de o bölgenin dışındaki bölgelerde aldığı oylarla aslında barajı açmış. Çünkü o bölgelerden aldığı toplam oy Türkiye'de aldığı toplam oyun yarısı bile değil. Onur Öymen söylüyor bugün zaten. HDP'nin barajı açması CHP'nin başarısıdır diyor. Yani bir şey veya şöyle söyleyelim. Evet. Sadece Kadıköy'de HDP'nin aldığı oy buradaki Altan herhangi, Öğmen, herhangi bir ilde alınan oydan fazla sayısal Altan olarak. Öğmen. Mesela İzmir'de 400 bin civarında oy almış HDP. Şeyde İstanbul'da biraz önce rakamı verdim 1.145.000. Şimdi burada izleyicilerimiz yani mutlaka okunuyordur ekrandan da ama tekrar edeyim ben. Bu pembe renkli olanlar HDP'nin bir önceki seçim Kasım seçimine göre oy kaybettiği illeri gösteriyor. Bakınız orada Güneydoğu bölgesinde
Hangisi o? Diyarbakır'ın yanında Siirt mi, Bitlis mi? Batman mı o? Batman, evet. Batman. Bir tek Batman'da, yani bütün Güneydoğu bölgesinde bir tek Batman'da HDP'nin Kasım'a göre oylarını artırdığını görüyoruz. Şimdi bu bir önceki haritaya bir gelin arkadaşlar. Orada da benim söyleyeceğim önemli bir şey var. Bir önceki haritaya gelelim. Orada da AK Parti'nin Kasım 2015 seçimlerine göre oylarını artırdığı yerler var. Batı'da bir tek Edirne var. Fakat bakıyoruz Tunceli, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Bitlis, Ağrı, Kars. Buralarda AK Parti Kasım seçimlerinin üstünde oy almış. Bunu söylerken şunu da söylememiz gerekiyor. Türkiye genelinde AK Parti Kasım seçimlerine göre 7,5 puan oy kaybetti. Doğru. Yani 49,5'tan 42'ye indi. Buna rağmen bu saydığımız illerde de AK Parti Kasım'ın üstüne çıkan bir performans göstermiş. Şimdi bu analizden ne çıkıyor? Evet. Özetle onu ifade etmek istiyorum. Çünkü önemsiyorum. Artık HDP Türkiye'deki şimdiye kadarki algı, Kürtlerin partisi, Kürtlerin Hakan Parti, HDP artık Türkiye'de bir sol partidir. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Solda iki parti vardı. Bir, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Cumhuriyet Halk Partisi, bir de HDP. Onun için bu çok önemlidir. Niçin çok önemlidir? Kürt kökenli vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinden dolayı korkunç hafızalarında korkunç olaylar vardır. Evet. Yani o hafıza tazelensin diye söylüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki seçim, yarın seçim olsa HDP'nin o bölgelerde bunun kadar da oy alabilme ihtimali kalmamıştır. Ben az bir şey ekleyeyim buraya. Ben ekleyeyim bir şey. Evet. Ben şu tarafından bakıyorum meseleye. Yani evet, HDP oy kaybetti, AK Parti bu illerde birinci çıktı falan ama oylarını artırdı ama buralarda HDP birinci parti hala. Yani evet. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, bu işte illerin bir kısmında. Ben işte şurasından bakıyorum. Bir Haziran seçimi daha yapmıştık biz. 7 Haziran. 2015 seçimi. Ve bu anlamda HDP'nin zirveyi gördüğü seçimdi o. Türkiye genelinde de 13'ün üstüne çıktı. Çıktı evet. Ama bölgede de, yani Diyarbakır'da AK Parti %14'e düştü. Düşmüştü. Ben okumasını şuradan yapıyorum. PKK'nın, HDP'nin o bölgeyi HDP'lileştirme projesi çökmüştür diye okuyorum. Yani oradaki bütün insanları bir, hani dışarıdan da Avrupa basınına bakıyorsunuz. HDP eşittir Kürt Parti. Bunun okumasını atsadır. Kürtlerin partisi HDP. Hayır, bunu bozmuştur. Yani bu seçim sonuçları Kürtlerin tek partisinin en azından HDP olmadığını bu tablo göstermiştir. Bir ikincisi de Emin abi. Şimdi bir Yugoslavya örneği çok konuşulurdu daha önce. Fiziki bölünme önce siyasi bölünmeyle, yani bir önceki safhasında siyasi bölünme vardır. Yugoslavya'da bu böyle olmuştur. Bu tablo, ben Türkiye'nin geleceği açısından, demin Ömer abin dedi hani Kürtlerin devleti de Türkiye Cumhuriyeti devletidir ifadesini altını doldurması açısından önemsiyorum. Bu siyasette bölünmenin önüne geçen bir tablo bize sunmuştur. Benim ben doğru, yani doğru, ülkenin doğru. Bekası diyoruz yani. Türkiye'nin bekasını birinci derecede ilgilendiren konu budur. Hemen bırakayım. Diyarbakır'da %78'lerden %63'e iniyor. Evet. Yani 15 puan geliyor. AK Parti'de %20 geçti yani. Şimdi, tabii 22-23. Evet. HDP sol parti dedi Ömer Bey. Ve Türkiye'deki anlayışta sol parti olabilir ama evrensel olarak HDP'nin sol parti olması mümkün değil. CHP'nin de olması mümkün değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani biz reddetmeyelim artık bazı şeyleri. Her seferinde her programda söylüyorum. HDP terörün partisidir. HDP'nin ne partisidir? Terörün partisidir. Ha. HDP'nin adayları kendi tarafından belirlenir. Bununla ilgili iddianameler vardır. Bunların terör destek verdiğine dair çok sayıda yargı kararı vardır. Hazırlanan iddianameler vardır. Şimdi hemen şunu demesin kimse. HDP'ye oy verenlerin tamamı terörist mi? Tabii ki değil. HDP'ye oy verenler terörist değil ama doğrudan veya dolaylı olarak, bilerek veya bilmeyerek terörü destek veriyorlar. Terör bir insanlık suçudur. PKK bir terörist örgüttür, dünya kabul etmiştir.
PKK terörist olduğuna göre insanlı suç işlemektedir. HDP ile PKK birlikte olduğuna göre burada insani olarak herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bunun altını çizmek lazım. Gerçekten HDP'nin terörle, hani arasına mesafe koymadan filan bahsediyorlar ya, arasına mesafe koyması mümkün değil. Çünkü terörle iç içedir. Öyle bir yapıdır. Bunu da vatandaşa anlatmak lazım. Herhalde vatandaş bunu gördükçe HDP'den daha da uzaklaşacak. Şimdi orayla ilgili de ben bir iki cümle söyleyeyim. Tabii. Şimdi terörden en fazla mağdur olan kesim Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürtlerdi. Orada PKK vesayeti ortadan kaldırılmadan sağlıklı bir seçim yapılamayacağını hep söylüyorduk zaten. Özellikle son dönemde, son iki yıldır, hatta son bir yıldır daha da yoğunlaşan terörle mücadelede hakikaten tarihin en önemli başarılarından biri sağlandı. Bundan en fazla memnun olan da bölgede yaşayan Kürtlerdi. Çünkü PKK zulmü karşısında hakikaten yıllardır çok çaresiz kaldılar. Devletten de bekledikleri ilgiyi ve gücü, kudreti göremediler. Hep şunu söylerlerdi, hatırlayın. Yani işte Gündet'le PKK arasında sıkışıp kaldık diyorlardı mesela. Şimdi burada gerçekten devlet PKK'yı yok etme noktasına getirince terörün sandığı manipüle etme kabiliyeti de büyük ölçüde ortadan kalktı. 7 Haziran seçimlerinde baktığımızda özellikle köylerde kullanılan oylarda mesela 120 seçmen var. 120'si HDP. Tek bir fire yok. Geçersiz oy dahi yok. Yani şeyi düşünün. Katılım. Şimdi yani burada eğitimli insanlar, biz bile sandığa gittiğimizde bazen şeyde hatırlayın 2014'te değil miydi? Hani muhtar. Tek zarfa koyduğunda muhtarlık oyunu, oylar iptal edildi. Ve oyu o şekilde kullananların önemli bir kısmı da üniversite mezunuydu. Şimdi düşünün, üniversite mezunu, eğitimli, şehirde, hiçbir zihninde problem olmayan, yani sakin kafayla sandığa giden insanların bile zaman zaman hata yaptığı dönemler oldu. Köyde tek bir fire yok ve hiç belli ki tak 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 birileri basıp bir oy veriyor. Şimdi bu artık kalmadı. En son işte bizim çıkardığımız bir düzenlemeyle sandıkların taşınması, yani o da 120 bin civarında oy, işte Hakkari, Van gibi işte birkaç köyde. Bütün partilerin gözetiminde oldu. Tabii gözet, yani. tabii bütün partilerin müşahitleri var, görevlileri var, hepsi. Çünkü adam Kandil'den telefonla arayıp tehdit ediyor. Eğer bu köyde oy çıkmazsa, şu kadar oy çıkmazsa, kaç seçmeni var? 100 seçmeni. 100 oy çıkmazsa bak 99 demiyor. O köyü yakarız diyor. Ya biz yaşadık. Bizim Gaziantep'in İslah ilçesine bağlı Amanos Dağı'nın eteklerinde bizim köylerimiz var. Seçim pazar günü. Bakın 7 Haziran'da biz bunu yaşadık. Pazar günü, cuma günü köyü basıyor PKK. Diyor ki eğer HDP burada birinci parti çıkmazsa biz bu köyü yakarız. Bizim gece haberimiz oldu. Ben oy kullanmaya o köye gittim. Bakın Tandır köyüne gittim. Ve bizim en uçtaki köylerimizden birisidir. Gittim orada bir psikolojik destek olsun diye. Köye gittim. Tabii asker falan da geldi. Millet ve biz o sandık olarak o hakkınız vardı değil mi? Tabii biz şey yapabiliriz. Yani ilçe seçim kurulundan kağıt almak şartıyla istediğim sandıkta oy kullanabiliyoruz. Yani bütün milletvekillerinin hakkı bu. Gittim o sandıkta oyumu kullandım. Ve biz o köyde birinci parti olduk mesela. Yani köyle bir güven geldi. Yani devlet benim yanımda diyor. Şimdi devlet devletliğini yaptığı zaman bu millet hiçbir zaman geri çevirmiyor. Ben size söyleyeyim. Şimdi yıllardır sen devlet olarak varlığını hissettirmemişsin. Adamı PKK'ya mecbur ve muhtaç hale getirmişsin. Ne yapacak yani? Yani böyle çok zavallı insan da var. Şeyler hariç tabii. Yani hainleri bir kenara koyayım. Öyle. Ayrı. Şimdi çözüm süreci döneminde ben gittim. İşte görüşüyoruz. Çok eski, kadim Kürt aileleri var. Öyle tepkiler gösterdiler ki yani PKK'ya akıl hafızalı almaz. Hatta bir tanesi dedi ki bana dedi kolordu komutanlığını versinler. Yeter artık dedi. Ben bunları yakacağım. Ya. Yani o derece bezmiş insanlar ve Kürtlerden bu şekilde tepkilerle bizzat karşılaştım ama bunları söyleyemiyorlardı yani her yerde. Şuna hesaba katmak lazım. Bu terör hendek siyasetinin ardından bölgeyi terk eden PKK'ya ve HDP'ye karşı olan bir büyük kitle var. Onlar gittikleri yerde seçmen oldular. Yani eğer o bölgeden yüz binlerce şey var, göç var. O göçen aileler orada geri dönüp o bölgede şey yapmış olsalardı, oy kullanmış olsalardı rakamlar yani o şey aritmetik daha farklı bir şekilde gerçekleşirdi. Burada şeyi kabul etmek gerekiyor. Mesela Diyarbakır özeli için söyleyeyim.
Mardin için de bu çok geçerli. Kayyumların gerçekleştirdiği belediye hizmetleri de halkın bu noktada daha dikkatli, AK Parti'ye daha sıcak bakmasına vesile olmuştur. Bir şey daha, PKK karşıtlarının mesela Diyarbakır'daki oy oranı %38. Şimdi de o yönden bakmak lazım. Yani MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, Hüdapar'ın bağımsız adayına da oy veren HDP'ye rağmen veriyor demektir. %80 almıştı bir önceki Haziran seçiminde. Tabii 80, burada şimdi... Yani oraya çıkıyor. HDP'lileştiremedi. Evet. Tabii birçok sebebi var yani arka arkaya. Tabii birçok. Belediyelere kayyumlar atanması, belediyelere iyi hizmetler yapması vesaire gibi birçok faktör üste geldi. Bir şey daha söyleyeyim abi, çok özür diliyorum. Eğer bizim Doğu ve Güneydoğu'daki listelerimiz biraz daha özenle hazırlanmış olsaydı oyumuz daha da fazla olurdu. Evet, çok doğru söylüyor. Kayyumlar fazla olur. Çok kısa orada yaşayanlara insan olduklarını hatırlattılar. Gerçekten hayatları boyunca görmedikleri hizmetleri gördü. Bizzat girdim, gittim, yaşadım. Yani bambaşka bir hale gelmiş. Öyle baktığımız zaman yine AK Parti'ye çok az oy vermişler diye mesela düşünüyorum. Mesela TOKÜ'nün yaptığı konutlar vesaire bambaşka. Hakikaten yaşanabilir. Semtler, mahalleler bir de birinci sınıf. Yani, Ankara'da falan yok öyle. Çok standardı yüksek yani. Yani şimdi bölgede bunca tahribat yapıldı. O tahribatın ardından devlet bir politika güttü orada. Neydi? Yıkılan yerleri yeniden inşa ediyor. Zarara uğramış ailelere yardımlar ulaştırılıyor. Artı işe alımlar. Eğer bu üç konuda o dönemde yapılanlar adilce yapılsaydı tablo çok daha değişik olacaktı. Anlatabiliyor muyum? O yani iltimaslar falan mı oldu? Tabii. Yok. Oldu veya böyle bir algı oluşturuldu. Şimdi onu ben olduğuna inanıyorum da burada iddia etmek bir ayrı zor bir şey. Ama halkta bu algı var. Yani adilce davranılmadı diye. Kayyumlar gittikten sonra bu imaj birazcık düzelmeye başladı. Çünkü arada bir şey var, bir süreç var. Bu ben çok önemli. Şeyi de Şamil Tayyar'ın bahsettiği o %100 katılım, %100 HDP'ye oy meselesi Haziran 2017-2015 seçimlerinde biz, siz yoktunuz, Emin Pazarcı ile Çevre Bakanlığı burada bir ağırladık. Değil mi? O çok gidip geliyor. Evet. Onu şöyle, mesela bir tane muhtar gelmiş kendisine, o bölgeye yaptığı ziyaretlerden bir tanesinde. Kendisi anlatmış yani. İşte 4-5 tane PKK'lı geliyor köye. Fiilen geliyor yani, telefonda değil. Eğer diyor buradan bir adet AKP'ye oy çıkarsa, bir kişi 5 tane AKP'ye oy çıkarsa 5 kişiyi öldüreceğiz diyor. Sonra muhtar PKK'lıya sorulara soruyor. Bu yani kimin nereden ne verdi, nereden bileceğiz biz falan diyor. O da diyor ki biz karışmayız. Yani şeye bakacağız rakama. Eğer diyor 5 tane diyelim oy çıktı, köyün dışında bekleyeceğiz. Köyden çıkan ilk 5 kişiyi vuracağız diyor. Bakan muhtara soruyor. Peki %100 katılımı nasıl sağladın diyor. O da diyor ki biz bu tehditleri alınca halkı, köylüleri getirmedik sandık başına. Kendimiz bütün oy pusulalarına vurduk diyor. Evet. HDP'ye vurduk. %100 katılım sağlanmış oldu. O şekilde diyor. Yani %100 katılım her zaman olabiliyor. Şey bakın ben size bu seçimde diyeyim. Diyarbakır'ın bir köyünde. Bakanın söylediği bir şey var. Orada unuttu. Gidiyorlar ailelerin içinde. Çoluğunun çocuğunun yanında aile reisini evre çevre dövüyorlar. Evet. Ve bu her yere yayılıyor. Ciddi anlamda darp ediyorlar. Yani şöyle sana. Onun detayı şöyle. Bir kız çocuğu, delikanlı bir kız çocuğu eve geç geliyor. HDP'nin belediye başkanı olduğu dönemde. Onun üzerine babası niye geç geldin diyor. Kızını azarlıyor. Halk evlerine gittim diyor. Kızı da gidip bunu PKK'ya söylüyor. PKK da gelip bu adamı evinde dövüyor. Ondan sonra kız çocukları şunlar bunlar sürekli onlara çalışıyor. Öyle şeyler de yani. Hikayeler de var. Ve baskılar var tabii. Yani %100 katılım bölgede olabilir tabii yarım yani ama hepsi bu 2250 tane sandıktan dedi Çevre Bakanı. De vardı. Yani, 2250 tane sandıkta o bölgeden. %100 katılım. Bu seçimde mesela bir Diyarbakır'ın bir köyü var. Hüdapar'ın hakim olduğu bir köy. 400'ün üstünde seçmeni var biliyorum. Hüdapar'ın bağımsız adayı 385 oy aldı. Birkaç yani 20 civarında oy başka partilere gitti. Ama Cumhurbaşkanımıza o köydeki seçmenlerin %100'ü oy verdi. Yani Cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'e.
Ama gittiler yani sandığa. Tabii canım gittiler. Yani olur tabii yani. Yani bölgede sandığa gidiyorsa sorun yok. Sandığa gittiler tabii. Yani o tür şeyler de var bölgede. Köyler öbekleşebiliyor. Problem şurada. HDP bu seçimde orada PKK'yı, PKK'nın silahlı gücünü rahatlıkla kullanamadı. Fısıltı gazetesiyle falan haber yollayarak oldu da. Ama ya karşısında belediye imkanlarının olmaması da ciddi. Tabii bir devlet sorun olmaları. Bir daha var da çok ciddi mücadele etti. Şimdi seçimlere gidiyorum. 35 bin oy aldı. HDP afiş yapıştırıyor. Bir daha paralar geliyor motosikletlerle. Onların arkasından şakır 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 evet. Şakır söküyorlar. HDP'liler hiçbir şey demiyor. Bir daha paraların da gözü kara yani. Niye? Çünkü o bölgenin insanları. Evet. Biraz önce oranın, Şamil Bey'in dediği sen adayı öyle tespit edersin. Orada yaşayan bölgenin insanı. O zaman bunu yapamazlar yani. Evet. HDP yapamaz o zulmü. Tabii onların mesela PKK'nın bu şehir yapılanmaları falan hepsi çökertildi. Tabii. Eskiden özellikle o genç çocukları kullanarak terörize edebiliyorlardı. Sokakları, meydanları, işte sandıkların bulundukları bölgeleri. Şimdi PKK gücünü kullanamayınca, o gençlik yapılanmalarını harekete geçiremeyince tabii önemli bir güçten mahrum kaldılar. Devlet de yani hakikaten hükümet, yani AK Parti hükümet de bu süreci iyi değerlendirdi. 7 Haziran'a giderken malum iflas etmiş bir çözüm süreci vardı. Artık bitmiş, tükenmiş ve yönetilemeyen bir süreçti açıkçası. Ben onu bizim partimizin Kızılcamam kampında da çok ağır bir şekilde eleştirmiştim o tarihte. Adamlar neredeyse kaymakam atamaya, vali atamaya, istinaf mahkemeleri kurmaya başlamıştı. Askeri alma şubeleri vardı. Tabii tabii aynen öyle. Belki. Her yerde ve bunlar öyle gizli kapaklı falan değil. Ana yolların kenarında yani. Ben hatta kamptaki yaptığım konuşmada yani herkesin olduğu bir toplantıda eğer biz bunu sonlandırmazsak bu fantastik bir kurgu haline gelir demiştik. 7 Haziran'dan sonra bu süreç sona erdirildi ve devlet terör üzerinde hakikaten yoğun bir mücadele başlattı ve sonuç da alındı. Şimdi 7 Haziran'a biz bu şartlarda gittik. Yani PKK'nın elini kolunu salladığı, HDP açısından da en rahat atmosferin olduğu bir dönemde gidildi ve sandıkları da istedikleri gibi manipüle edebildiler. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Dediğimiz gibi de az önce de ifade ettiğimiz gibi diğer unsurlar da eklemlenince yani kayyum atamaları, işte belediye gücünün bertaraf edilmesi, PKK ve HDP açısından hizmet faktörünün ön plana çıkması, bütün kamu kuruluşları hem belediyeler, TOKİ başta olmak üzere de devletin bütün kurumları üzerinden devlet kendi varlığını hakikaten o şefkat yüzünü de çok iyi gösterdi. Ve böyle bir sonuç. Ne yazık ki bölgede yaşamayan ve terörün o kirli yüzünü, çirkin yüzünü, kanlı yüzünü çok hissetmeyen büyük şehirlerde yaşayan İstanbul, Ankara, işte Antalya, İzmir, Tuzukurumu. Evet. O bölgelerdeki politik Kürtler yine HDP'ye oy vermeye devam ettiler. Yani Doğu ve Güneydoğu'da mağdur olan. CHP'den oy gitmeseydi HDP baraj altındaydı. Tabii. Şeyde kesin. Görece olarak bir azalma var. Bu doğru. Yani büyük şehirlerde de HDP kendi tabanını yavaş yavaş kaybetmeye başladı. CHP'den gelen. Eğer CHP'nin desteği olmasaydı %10 barajını aşması asla mümkün olmazdı. CHP'den yani muhtemeldir bu ölçülebilir bir durum değil ama nereden baksanız en az bir iki puan gitmiştir. Yani. Marjinal solun tamam da oraya yüklendi. Şöyle bir değerlendirme yanlış değil. Baraj %10 olmasaydı da bu kadar oyalamazdı şöyle, bence. Şöyle bir değerlendirme yanlış değil. HDP'nin bu seçimde yüzde kaç oy alabileceğini merak edenler Demirtaş'ın aldığı oy oranına baksın. O mudur? Odur. Yani HDP'li 7,5. Neyse odur 8,5, yani. 8,5. 8,5. Çünkü o 8,5 HDP'nin verdiği oydur. Ben o buçuk şöyle bak, onun bir kısmı da şöyle. Ben. 9,5 bandında olabilir evet, çünkü çok az miktarda şeyde HDP'den Muharrem İnce'ye gitti. Ben ama bilinçli olarak buça, gitti. Buçuğu evet. Tamamlıyorum yani. 9,5 bandında. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır'da %1 oy alırken evet, 6 aldı. Muharrem İnce %6 alıyor. Altı. CHP Hakkı değil. Aynı şekilde. Yani HDP'den. O HDP'den geliyor. Yani. HDP'den geliyor. Ama bunları toplayınca ben kabaca topladım. 8,5-9'a çıkıyor. Yani HDP'nin oyu CHP'den arındırılmış oyu. Ama bu da 9 bir bence. İnişi göster. Mesela 7 Haziran'da 13,1'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 11'e indi 1 Kasım'da. Şimdi de yani CHP'nin o takviye oylarını saymazsanız bir 9 bandında giderek aşağı doğru inen bir seyir.
Eğer bizim bu terörle mücadele aynı kararlılıkla devam ederse, bölgeye yönelik bu güzel yatırımlar, programlar devam ederse, bu daha da aşağı iner diye düşünüyorum. Yani. Böyle tersine çevirmek de kolay bir iş değil. Ya. Ben şöyle yani rüzgara %80'i Diyarbakır'da aldıktan sonra bunu tekrar %62-63 bandına düşürmek de kolay bir iş değil. Ki Diyarbakır'da Cumhuriyet tarihinde yani çok partili siyasi hayata geçildikten bu yana yapılan bütün seçimlerde bir iki istisna var. Cumhuriyet Halk Partisi yani Demokrat Parti, CHP veya Adalet Partisi, Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi'nin bulunduğu dönemlerde bile CHP hep %45'lerin üzerinde oy almıştır. Hmm. Yani orada bir tabanı sol zaten var. Zaten o sol kimlik var zaten. Onun üzerine HDP yüzde kaç ilave etmiş bilmiyorum. Bir şey söylemek istiyorum izninizle. Yani bu tablonun değişmesi her an mümkün. Her şey, yarın yerel seçimler olacak. Orada da bu tablo belki değişir şey olur. Ama burada bizim önemsememiz gereken en önemli konu HDP artık Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi bir parti değildir. Çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Söyleyebiliriz. Bunun üzerine bir şeyler inşa edilirse, bir şeyler dediğim, yani batıda yaşayan vatandaşa da o terör ve şiddetin travmalarının ne olduğu anlatılabilirse, bu mesele zaten kendiliğinden çözülür. Siyaset kurumuna da bir iş düşüyor. Aslında ben meclise seslenmek istiyorum. Nedir o iş? İnsanların partilerine hak etmedikleri oyları almalarını engellemek istiyorsanız şu baraj işinden vazgeçin. Evet. Niçin? Zaten baraj ittifaklarla baraj sıfırlandı. Yani baraj baskısıyla bu oylar veriliyor. Peki araya gitmemiz gerekiyor. Araya gidiyoruz. Tekrar dönüşte birlikte olacağız efendim. Evet tekrar birlikteyiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhalde olmuştur. Hiç bakamadık ama Muharrem İnce Kılıçdaroğlu zirvesi olacaktı. Bilmiyorum işte. Onu bir öğrenmekte fayda var. Olup olmadı bile şüpheli bir zirve. Peki. Şimdi Bülent Tezcan parti sözcüsünün bir açıklaması var. Seçimlerden ders çıkarma anlamında. Bunu bir ekranlara bir getirelim. Onun üzerinden bir CHP faslı açacağız. Mesele bizim kendi seçmenimizin oyu sonuç almaya yetmiyor. Biz kendi seçmenimizin dışına çıkıp bizim mahallenin dışında konuşmayı öğreneceğiz. Mesele bunu zaten bu. Tartışacağız. Bunu konuşacağız. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin %22'lik oyuyla Muharrem İnce'nin %30'luk oyu üzerinden. Bizim mahallenin dışına yani bütün bizim mahalleden kastım sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Son seçimlerde bir şeyi gördük ki referandumda evet ve hayır buluşması arasındaki süreçte de biz hayır diyen mahallenin içerisinde oy geçişleri olmuş. Hayır diyen mahallede, evet diyen mahalleden oy almak zorundayız %51 Cumhurbaşkanlığı seçim için. Hep buna gayret ettik. Mesele şu, nasıl yapacaksınız dediniz. Bakın biz bu sürece çok önemli adımlar atarak geldik. Hani Sayın Genel Başkan diyor ya, duvarın bir tarafını yıktık, öbür tarafını yıkacağız diye. Duvarın bir tarafını yıktık dediği şey, Millet İttifakı'nın kurulması çok önemli bir adımdır. Çok ciddi bir stratejik adımdır. Cumhuriyet Halk Partisi uzun zaman yan yana gelemediği kesimlerle yan yana gelip oy akışkanlığı sağlanmıştır. Evet. Devam var yalnız. Konuşmayı öğreneceğiz diyor. Karşı mahallenin diliyle karşı mahallede konuşacağız diyor. Şimdi konuşmayı öğrendiler. Çok güzel. Orada bir problem yok. Konuşmayı öğrendiler. Muharrem İnce çok güzel konuştu. Karşı mahalleye her türlü mesajı verdi. Ama konuşmayı öğrenmekle olmuyor bu iş. Onu da tam öğrenemedi. Her gün cuma namazı falan kılmaya başladı. Karşı mahalleyi anlamakla bu iş olabilir. Karşı mahalle daha eğer doğrusu, siz... Daha doğrusu lafla değil, yani özde değişiklik. Şöyle, siz onu anladığınızı ortaya koymazsanız, siz onun gerçekten değerlerine saygı göstermezseniz o zaman ne olursunuz biliyor musunuz? İstismarcı olursunuz. Tıpkı Atatürk'ü istismar ettikleri gibi. Yani Atatürk'e bakıyoruz. Bugün Atatürk hani tabiri caizse mezardan kalksa bunların halini görse herhalde eline sopayı alır, CHP genel merkezine gider, baştan aşağı hepsini temizlerdi diye düşünüyorum. Çünkü istismar ayrı bir şey. Yani burada işte bu Bülent Tezcan'ın anlayamadığı şu var. Köprüyü geçene kadar yani iyi geçenler. Aynen öyle. Yani işte kendi ifadesinde de var. Konuşmayı öğrenelim. Konuşmayı değil, anlamayı öğren. Karşı mahalleyi öğren. Ayrıca burada da bir bölücülük var. Bakın bizim mahalle karşı mahalle. Yani siz bunu yaptığınız zaman bizim mahalle ve karşı mahalle ayrımına girdiğiniz siyasi zaman ama işte da. Yani o da çok hoş değil. Meselelere nasıl baktığını ortaya koyuyor. Bu kafayla olduğu müddetçe gitmez. Ben size bir olay anlatayım. Yıllar önce bunu Kılıçdaroğlu bana kendisi anlattı. Ya Trabzon ya Rize'de. CHP'li gençler köylere gidiyorlar.
İzci yararlıdır haftasında yapıldığı gibi CHP'li yararlıdır diye. Biz izci yararlıdır haftasında giderdik. Milletin valizini taşırdık. Yaşları işte karşıdan karşıya geçirirdik falan. Bunlar da köylerde şirinlik yapıyorlar. O dönemde şebeke suyu yok. İşte köyün çeşmesi var. Köyün çeşmesinden suları alıyorlar. Evlere götürüyorlar. Evin birine geldikleri zaman yaşlı bir kadın diyor ki oğlum siz kimsiniz diyor. Nereden geldiniz diyor. Teyze diyorlar biz CHP'liyiz. Onu başından söylediniz ya diyor. Ben bununla bu suyla abdest alacağım diyor. Nasıl alayım şimdi diyor. Bakış bu CHP. Bu bakışı yıkması lazım. Bunu anlatan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu kafayla gittiğiniz zaman, istismarcı politikalarla gittiğiniz zaman karşı mahalleye ne söylerseniz söyleyin o size oy vermez. Şimdi bu seçimin en önemli manşetlerinden bir tanesi şu. Meral Akşener ve Muharrem İnce muhalefet adayları olarak kabul edersek iktidar blokundan gözle görülür bir oy alamadı. Evet. Yani biz 35-38 bandında bir havuz var. Bu havuzu paylaşacaklar ama öbür 62-65 bandından pek bir şey alamadılar. Meral Akşener de MHP'den alamadı bakın. Neden? Çünkü ülkücüyüm dedi. O gelenekten gelmemesine rağmen orayı istismar etti. Onların diliyle konuşmayı öğrendi ama olmadı. Bence yani çok az bir şey kaçmış olabilir. Şöyle ama Meral Akşener de ülkücülerden oy alamadı. Şöyle oldu yani. Bence. Ege ve Akdeniz'de MHP oyları Akşener'e gitti. Orta Anadolu ve Karadeniz'de de AK Parti oyları MHP'ye gitti. MHP oyları ayrı bir şey. Ülkücü oylarından bahsediyorum. MHP'ye oy veren kesimden bahsetmiyorum. Samimi ülkücülerden bahsediyorum. Onlardan oy alamaz. Onu anladım. Peki. Şimdi bu şey konusu Şamil Tayyar. Hani Yaşar Büyükanat'ın sözde değil özde bir cumhurbaşkanı istiyoruz lafı aklıma geldi. 2007'de söyledi. Burada da hani bir şey var. En azından durum tespiti doğru. Değil mi? Yani Bülent Tezcan'ın durum tespiti bizim anlamamız, konuşmamız lazım. Karşı tarafla falan durum diyor. Durum tespiti de tartışmalı. Ama Emin Pazarcı'nın dediği gibi anlamak ve sözde değil olur. Özde bir değişim olmadan yani, olmuyor demek ki. Cumhuriyet Halk Partisi bir anakronik bir parti haline geldi. Yani zaman dışı bir parti aslında bir yerde. Çünkü kendi toplumunun değerleriyle barışık olmayan, çatışma halinde, onu anlamayan, kavramayan, bir farklı bir evrende sanki siyaset yapan bir anlayışın içerisinde gözüküyor. Ve sürekli olarak da böyle bir tepeden bir yaklaşım, üstenci bir yaklaşımla seçmenden o istiyorlar. Mesela ben kampanyada kullandıkları bir slogan var, dikkatimi çekti mesela. Millet için geliyoruz diyor mesela. Şimdi millet için geliyoruz ne demek? Şimdi yani onda bile aslında bir üstenci bir bakış var yani. Millet için geliyoruz. Sen zaten milletin bir parçasın. Sen önce kendini öyle göreceksin. CHP'nin zaman zaman bu seçim süreçlerinde vatandaşın teveccühünü kazanmak için bir takım ortaya kriterler koyarlar. Kitapçıklar bastırırlar. İşte uyulması gereken 10 kural vesaire gibi bir takım dizi dizi tedbirler kendilerince alır ve uygulanmasını isterler. Mesela bunlardan birisi kendi parti yöneticilerine ilişkin işte bir vatandaşın evine girdiğiniz zaman ayağınıza galoş giyin diyor mesela. Şimdi siz siyaset yapıyorsanız ve kendi milletvekillerinize, belediye başkanlarınıza yani galoş giyme hatırlatması yapıyorsanız temelde bir problem var zaten. Yok ama Erdal Ünlü, ben muhabirdim. Ha. Erdoğan ile köye gittik, çizmeyle girmişti. Ondan sonra herhalde o hatırlatma yaptı. Daha sonra işte Kılıçdaroğlu. Olmazsa Kılıçdaroğlu zamanında. Yani çizmeyle girdi. Erdoğan'ın önü çizmeyle girdi eve. Çünkü ya şeyi hatırlar mısınız? Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın evinin önünde ayakkabılar vardı. Ertuğrul Özkök uzun yazı yazdı. Yani birinci sayfa, birinci gazetenin birinci sayfası onu ciddi bir medeniyet problemi haline getirdi. Ayakkabı kokusuydu. Ayakkabı kokusu. Şimdi ayakları kokanlar kazanamayacak aynen. diye birileri. Ama bu anlayış şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki egemen anlayış. Bakın elitist bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Her ne kadar tabelasında halk yazsa da aslında elitist bir partidir. Muharrem İnce'yi de kolay kolay bu partinin başına getirmezler. Çünkü Muharrem İnce tamam hani bizim birçok arkadaşımız kafa buluyor dalga geçiyor falan ama Muharrem İnce her şeye rağmen bakın halktan bir adamdır. Şimdi dili sürüşmüştür her gün demiştir ama ben kendi nefsime şunu söyleyeyim. Ben Muharrem İnce'yi meclis camiinde cuma namazlarında defalarca gördüm mesela. Hani sadece seçim dönemi cuma namazı kılan birisi değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ha her zaman kılar mı vesaire o ayrı bir şey. Ama ben meclis camiinde geçen sene, önceki sene
kaç defa cuma namazında ben Muharrem İnce'yi gördüm. Muharrem İnce'nin her ne kadar çok başarı gibi görmeseniz de %30 civarında oy almasını ben o halkçı yönünün, bakın halkçı yönünün toplumda, efendim var değil mi? Ha, iyi yakalamışsınız en azından. Şimdi anında görüntü. Hani, bravo, tebrik ediyorum. Valla rejiyi tebrik ediyorum. Öyle kolay da değildir anında bulmak. Şimdi o halk, yani toplumun alt katmanından gelmiş olmasını getirdiği bir takım avantajları kullandı mesela. Zaman zaman bunları istismar noktasına götürdü. Doğrudur. Mesela o ana kadar çok görmediğimiz kız kardeşini mesela sıkça miting meydanlarında görmeye başladık. Niye? Başı örtülü diye. İşte annesiyle ilgili şeyi, muhabbeti sıkça gündeme geldi falan. Ama bütün bunların istismar boyutunu bir yana bıraktığında aslında toplumun en alt katmanından gelen bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir adamı ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bence getirmezler. Muharrem İnce nereye gidebilir? Parti mi kurar? İşte bir belediye başkanlığına talip olur? Oraya mı gönderirler? Bunu bilemem. Ama ben Muharrem İnce'ye bu şansı kolay kolay tanıyacaklarını düşünmüyorum. Ben inanın bütün olumsuzluklarına rağmen son mitinglerindeki, yani Tan Doğan'dı, işte Maltepe'di, Gündoğan'dı vesaire, o son dönemde oradaki hani o intikam naraları falan gibi bir takım negatif şeyleri bir kenara atın. Başlangıçta ilk mitingini hatırlayın. Son mitingine kadar bir yükseliş, bir performans var. Ve bu performansta aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzunca süredir görmediğimiz bir halkçı kimliğinin aslında etkilerinin iz düşümünü görüyoruz. Bunu çok da yabana atmayın bakın. %30. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi 22 küsur oy aldı. O da %30. Ama o ana kadar Meral'e %20 deniyordu ama Meral Akşener bugün %10 bandını yakalayamadı. Seçmen işte Meral ama sorun şu. Meral Akşener'den alabildi. Tabii oradan alabildi. Tayyip Erdoğan'dan alamadı. Alamadı tabii canım. Oradan alabildi. Yani. Arkasında çünkü ana muhalefet CHP var ama yani efendim? Bütün gücünü verdi. Ya mutlaka oldu. Var. Hani Meral şunu Akşener söylüyorum. Sıfırdan bakın, geldi. Ha, bir şey söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajı dolu. Yani ta 1920-30 yıllardan al bugüne kadar herkesin hafızasında bir şey var. Şimdi bunu hakikaten ayakta tutmak, bir iktidar alternatif haline getirmek çok kolay bir şey değil. Hani Emre Kongar'ın meşhur bir sözü var. Ben bu Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin kitabında hatırladığım kadar. Yani din Türkiye'de toplumsal katmanları çaprazlamasına keser. Türkiye'de iktidar alternatifi olan her, yani daha sonra iktidarı hedefleyen her siyasal anlayışın, her siyasi partinin din kavramıyla, dinle barışık olması gerekir. Şimdi siz dinle çatışarak Türkiye'de yani bir iktidar alternatifi haline asla gelmezsiniz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi toplumun geniş kesimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel intibası dinsiz partidir. Hani partilerin dini olmaz ama hani dinsiz adamların bir araya geldi parti gibi algılıyor. Yani Emin Pazarcı'nın o işte su örneğinde olduğu gibi. Öyle bakıyor. Öyle görüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu algıyı tersine çevirebilecek çok ciddi bir yaklaşımı olmadı. Evet. Ara ara canları sıkıldığında çarşaf açılımı yapıyorlar. Çarşafa rozet takıyor. Sonra biri geliyor çarşafı çekiyor falan. Şimdi bu yapay, suni yaklaşımlarla siz samimiyet. Doğru. Siyasetteki en temel enstrümanlardan bir tanesi samimiyettir. Toplum sizin hangi konuda olursa olsun samimi olduğunuza inanırsa. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'den günümüze kadar toplum nezdinde giderek artan itibarından birçok sebep sayabilirim. Ama bana sorsanız ilk üç hangisini koyarsınız? Samimiyet. Tabii. Toplum. Sahicilik. Sahicilik. Toplum samimi buluyor. Güvenilir buluyor. Kadrolarına yeri geliyor kızı inanmıyor ama Tayyip Erdoğan'a inanıyor. Bu inanmak samimiyetten geliyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız bir cami avlusunda bir tabutun altına girdiği zaman ya sen işte cenazeyi istismar ediyorsun demiyor vatandaş. Çünkü onun samimiyetle bunu yaptığını görüyor. 10 sene önce de vardı, 20 sene önce de vardı. Hep beraber izledik. Mesut Yılmaz'ı hatırlayın. Mesut Bey'i işte gazeteci orada yıllarca izledik. Buna mesela çevresi şunu söylerdi. Ya Mesut Bey, siz çok suratı asık gözüküyorsunuz. Toplumdan rahatsız oluyor. Ya biraz tebessüm edin. Şimdi onun bir şey gülüşü vardı ya. Yapar ve çekil falan. Yani bir komik geliyordu mesela. Niye? Çünkü samimiyet yok yani. Şimdi burada
o samimi duyguyu sizin vermenize. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Bülent Tezcan'la vesaire falan yapamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre... Bunu Muharrem İnce'yle de yapamazsınız. Çünkü onun da bagajı dolu. Geçmişine bakıldığı zaman başörtüyle çok ciddi mücadele etmiş. Ya var tabii. Yani Kılıçdaroğlu'ndan bir kumaş farkı bile... Bir fark var bak, ama... Küçük bir fark bile var, bir yere taşın. Evet. Demek ki siz Muharrem İnce'yi de aşan bir boyutta toplumu her kesimine mesaj verebilecek bir samimiyet duygusunu aşılarsanız, ondan sonra Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir vizyon proje ortaya koyarsanız, kadrolarınızı buna göre yenilerseniz, tabii ki toplum sizi kucaklar. Evet. O mahalle, bu mahalle vesaire diye kategorize etmeye gerek yok ki. Yani siz toplumun tamamını bir mahalle olarak görürseniz, ayrıştırmazsanız, ötekileştirmezseniz, toplum sizi kucaklar zaten. O mahalle, bu mahalle son değil. Hafta, Türkiye. Son hafta, yani bu katılım meselesi çok önemliydi. %87 çıktı, ciddi bir rakam. Son hafta AK Parti'ye bir şekilde kırgın olan, kızgın, öfkeli olan neyse ve tereddüt eden sandığa gidip gitmeme konusunda bir kesimin kendi tanıdıklarımdan da örnekler vererek söylüyorum. Bütün planlarını değiştirerek, şehir değiştirerek gelip oy kullandıklarını gördüm. Bunu da şuna bağladım. Yani muhalefetin, Muharrem İnce'nin İzmir, Ankara ve İstanbul mitinglerini gördükten sonra acaba bu seçimler gidiyor mu duygusu ve endişesi ortaya çıktı. Ve onun üzerine epeyce bir kesim sandığa koştu AK Parti'ye ve Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdi. Şimdi bunu tersinden okursak da bu şu anlama geliyor. Demek ki sen bu kesimleri ikna edemedin. Bu kesimlerin kazanımlarının süreceğini garanti edemedin. İktidara geldiğin anda bir anda bir devri sabıkla hareket edeceğini en azından bunu göstermiş oldun. Şimdi Emin Pazarcı'nın az önce verdiği örnek çok önemli. Ben bir yazı da yazdım hatta o zaman. Hangi Muharrem İnce diye soru sordum. Yani dünkü Muharrem İnce mi, bugünkü Muharrem İnce mi? Bunu kendisinin göstermesi gerekirdi. Yani başörtüsü çıktı bugün, dedi ki isteyen istediği gibi giyinecek. Devlet daireleri de dahil buna dedi. Sonra arşivler konuştu. Arşivlerde de bir sürü örnek çıktı işte. Yani bir TRT'de bir birinin gizlice başını örtülü olarak kuruma girdiğini falan gündeme taşımış. İşte yok işte başını açmak değil, kapatmak, özgürlükten vazgeçmektir falan demiş. Şunu demeye çağırdım ben o zaman. Daha seçimler yapılmamıştı. Siz hangi Muharrem İncesiniz? Eğer dünkü Muharrem İnce değilseniz bunu göstermelisiniz. Yani biz nelerle uğraşmışız ya falan demelisiniz. Mesele kapanıyor. Yani, ben yanlış yaptım geçmişte. Şey olunca hiç evet. O geçmişe hiç gitmeden sadece burada işte kimsenin şeyine karışmayacağım dediği zaman demek ki köprüyü geçene kadar sen bunu söylüyorsun. Oy almak için bunu söylüyorsun gibi anlaşıldı yani. Bir de şu var. Son dönemdeki seçmen davranışlarında şu da oldu. Yani herkes tamam bir tepki olabilirdi ama herkes Erdoğan'ı idare edebilir. Bunlar gelirse kaos olur düşüncesi tabii. İçindeydi. Ölümün tecrübesi olmaz. Tabii. Yani o bir tecrübe ederim değil. Kaos ciddi bir tecrübesi problem. Var ya. Tabii. Yani bunu tabii. Ölümün tecrübesi olmaz diye düşündü. Tabii. Ve o korkuyla gitti diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim. Sen az konuştuğun için senden başlayayım evet. Ama ben sorayım. CHP'nin son 3 mitinginin AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oylarında tesir olduğunu düşünüyor musun abi? Evet. Çok ciddi tesir olduğunu ben hatırladığını düşünüyorum. Stratejik bir hataydı o. Evet. 5 milyon Maltepe diyor. Var yok ayrı bir olay da. Bunun muhafazakar camiada bıraktığı şey çok büyük. Ben onu söylemiştim de. Seçimin evrildiği süreçler. Evrildi yani. Eğer %2,5 %3 falan gibi bir artıştan söz ediliyorsa İzmir, Ankara ve İstanbul mitinginde CHP'nin oluşturduğu algı çok önemliydi. O şampanyalı kutlama filan. İşte yani şimdi burada size bir şey yapacağım da o arada mitingle ilgili bir değerlendirme. Şimdi bakın 3 milyon, 5 milyon, 1 milyon gibi şeyleri tek başına değerlendirmemek lazım. Meral Akşener de 500 liraya oy satılıyor dedi. Bir başkası oylar çalınıyor dedi. Bir algı ortaya konulmaya çalıştı. Yani çok ciddi kalabalıklar var. Sandıkta bu çıkmazsa ki Kılıçdaroğlu da bunlara benzer şeyler söyledi. Halk sokaklara dökülecek. Bunun da altyapısı oluşturulmaya ciddi ciddi çalışıldı ama %51 olsaydı ince dedi. %51 olsa sokağa dökülürdük ama 52.6 halk adam kazandı dedi. O açıdan biraz da o şekilde değerlendirmek lazım. Sanki
böyle özellikle kalabalık gösterilerek ileride oy çalındı kampanyasına zemin hazırlanmak için de yapıldı bunlar. Şimdi ben buradan alayım, izin verirseniz tabii, Mehmet Beyciğim. Ben halkın Tayyip Bey'e oy verdiğini düşünmüyorum. Madde bir biraz tersinden başlayarak söyleyeyim. Bu millet kendi kendisine oy veriyor. Tayyip Bey'e değil. Ne demek o? Kendine benzeyen adama oy veriyor. Kendi gibi gördüğü adama oy veriyor. Yani ekselanslarına oy vermiyor. Tepeden bakan adama oy vermiyor. Jacoben bir anlayışla ülkeyi tepeden inmeci bir mantıkla idare etmeye kalkışan o zihniyete inat oy veriyor. Yani biraz önce Şamil Bey'in dediği gibi cenazeye omuz veren adam bendendir diyor. Siyah gözlük takıp annesinin cenazesinin kılınmasını uzaktan seyreden siyaset adamlarını görmüş olan bu millet, annesinin cenaze arabasına, makam arabasına değil, annesini tabutunu götüren cenaze arabasına binen kişiye oy veriyor. Bu bana benziyor diyor. Bu bendendir diyor. Bu bir. İki, bu mahallenin diliyle konuşarak da oy alabiliriz diyorlar ya. Alamazsınız. Niye alamazsınız? Ekmelettin İhsanoğlu bu mahallenin diliyle konuşuyordu. Onu da denediniz. O da alamadı. Niçin? Çünkü kendisinin değişmesi gerekiyor. Efendim? Kendisi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi ben niye oy alamıyorum? Bu milletin sorusunu kendine yöneltmesi lazım. Bu dil meselesi değil. Bu medeniyet algısıdır. Sen bu milletin manevi değerlerine, ahlaki değerlerine, tarihi kazanımlarına ve birikimlerine karşı çıkarsan, bu millete başka bir medeniyeti empoze etmeye kalkışırsan, bu milletin manevi değerlerini gördüğün zaman kırmızı görmüş boğa gibi saldırıya geçersen, bu milletin hafızası da yer eder bu. Yani her birimizin bireysel hafızası vardır. Kendimize yapılan yanlışlıkları hatırlıyoruz. İyilikleri de hatırlıyoruz. Bizdeki bireysel hafıza gibi her toplumun da hafızası vardır. Ve bu toplumsal hafıza birey hafızasından çok daha kalıcıdır. Hatta nesilden nesile aktarılır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şamil Bey'in dediği gibi hem bagajı çok dolu hem de bunu değiştirebilecek bir siyaset de üretemiyor. Bakın Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerinin tamamına katılıyorum. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi halkın diliyle konuşmayı becerebilecek bir adam buldu. Ve bu kendi mahallesinde bir şey oluşturdu. Bir hava oluşturdu. Bana sorarsanız Emin Bey buna katılmıyor bana ama ben net söyleyeyim. Bana göre bu seçimin tek galibi bireysel anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama ikinci bir kazanan aranırsa çok ciddi bir siyasi aktör olduğunu Muharrem İnce burada kanıtlamıştır. Kendi mahallesiyle ilgili. Ama seçimden sonraki süreci yönetemedi. Mesela aynı başarı bana göre eğer seçimden önceki süreçte başarı diyorsak ben hani tırnak içinde kısmen başarılı buluyorum. Ama seçim gecesi ve sonrasını yönetemedi. Mesela şimdiki halkın algısı, içinde olmadı. Seçim gecesi de yoktu. O gece yoktu. Şimdi tatilde vesaire. Ondan sonra mesela bugünkü o çok ağır ifadeleri vesaire. Yani gazeteciye kızabilirsiniz, edebilirsiniz. Yani böyle bir cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak. Çok şişirildi bakın. Seçimdeki davranışları. Taşıyamadı mesela. Bu yükü kamu taşıyamadı. Kamu görevlisine ağır yaptığı geldi. Hakaretler. Ağır geldi. Apoletleri sökeceğim. Apolet meselesi. Şeye, kürsüye gelen çocuğu kovalaması. Orada kürsüye çıkan insanı atması. Çok bunların hepsi bir şey için, aday için eksi puandır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha sevimli. Hayır sevimli halka. Değil, sevimsiz de aslında. Yok, halka sevimli ama geldi. Ama tepki, Erdoğan tepkisi aldı, uçurdu. Evet. Bana göre son derece nobran tavırlar izledi. Bana göre hayır, son derece kaba davranışlar içine girdi. Bu vatandaşı tehdit etti. Ya Metin Paşa ile ilgili çıkışına biz de çok sert tepki koyduk ama. Diktatör görüntüsü. Ama onun da HDP tabanına yönelik bir mesaj oldu. Şimdi kendine göre siyaset yaptı. Ha, tabii yani işte doğru bulmam ama kendine göre siyaset yaptı ve oradan da bir miktar oy aldım. Şimdi sonra Selahattin Demirtaş'a gidip geçmiş konuşmalarını bir tarafa bırakıp Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi. Ama işte onlar da olmasa adam belki %35 alacak. Ha işte yani şöyle bakıldı da hayır %30 o şekilde aldı zaten. Şimdi öyle bakın ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde Bahçeli'nin başardığı bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi dendiğinde geçmişte o ülkücü hareketi filan sokaklarda olan komünistlerle çarpışan sağ sol çatışmasının içinde bulunan insanlar akla geliyordu değil mi? Bahçeli geldi ve ülkücü gençliği sokaktan çekti.
Yani çekmemiş Gülşah'tan. Konuşma bitince ben bununla ilgili bir şey tamam. söyleyeceğim. Tamam. Söyle. Evet. Bahçeli'ye o imajı değiştirdi. Yıllardır yani 15-20 yıldır bu ülkede o imaj düzelmeye başladı. Öyle anlatayım. Ben hapistekilere şunu bunu katarak söylemiyorum. Yani sokaktan çekti bu. Sokaktan evet, çekti. Yani, kavgadan çekti. Ülkücüler artık sokakta bu çok, dedi. Bu çok ciddi bir değişiklikti. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 yıldır buna benzer radikal bir tavır göremedik. Ne ideolojisinde doğru, bir farklılık oluştu. Doğru. Ne davranışlarında bir farklılık oluştu. Sadece işte seçim zamanı bir iki tane geçmişinde Müslümanlık olan adamı alıp adaya yaparak, listeye koyarak. Bu niye böyle oldu biliyor musun Ömer Çünkü abi? Çünkü içselleştiremiyor. Şöyle oldu. İnanmıyor da. Evet. CHP'nin seçim kazanmaya ihtiyacı yoktu. Deniz Baykal döneminde devlet iktidar dediğimiz alana sırtını dayamıştı. Evet. İşte ordu, yargı artı şey işte eşittir CHP. Yani Deniz Bey Sivas'ın ötesine gitmemişti pek o dönemleri hatırlayalım. Sonra o işte 2010'dan sonra o duvar yıkıldı. CHP'nin sırtını dayadı. O duvar yıkıldı. Arka bahçesi olarak bilinen yargı, yüksek yargı özellikle karakter değiştirmeye başladı. Orada da bir orası da millete açılmış oldu aslında. Yargı da millete açılmış oldu. Onu açın yani CHP biraz daha erken aslında değişim beklemek CHP'den bunun bunalımını yaşıyor şu anda. CHP hala yani niye sözde değil özde bir değişim yaşamıyorum sorusu hala o yıkılan duvarı tekrar inşa edebilir miyiz? Bunun için de bir şekilde bir seçim kazanmak gerekiyor. Çünkü seçimsiz olmuyor artık bu işler. O bunalım CHP'yi bugün bu noktaya getirdi. Ama bu artık şu noktadan itibaren o değişim başlayacaktır. Bundan umudunu kestiği andan itibaren. Yani yargıda, orduda, orada burada yani devlet kurumlarında, devlet iktidarında ki CHP'nin arka bahçe olma niteliğini kaybettiğini ve geri dönüşünün bunun olmadığını anladığı anda mecburen o zaman barışacaktır benim gördüğüm. Yani o. Yani dil değil. Değerlerini sorgulaması o duvar gerekir. Ya şimdi. Değerleri sorgulaması gerekir. O konuda medeniyeti sorgulama hangi medeniyetin hangi medeniyet tasavvuruna sahipsin? Evet. Bunu ortaya koyması Bahçeli lazım. Ülkücülerle ilgili meseleye evet. gireyim şimdi. sene 1970 küsur. Beyhan Cenkçi rahmetli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve sağda solda işte kavgalar var. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bu kavgaları nasıl dindiririz diye bir çalışma yapıyor. İşte Ülke Ocakları geliyor, Dev Genç geliyor. O dönemde Dev Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü. Ülke Ocakları Başkanı da Rami Zongun. Neyse bu iş kamuoyunda büyük rağbet görüyor. Örsan Öğmen yine rahmetli TRT'de bir açık oturum yapıyor. O dönemde açık oturum derlerdi. Rami Zongun'la Ülke Ocakları Başkanı'yla Ertuğrul Kürkçü yan yana getiriyor. Diyor ki gençler artık niye silah bırakmıyorlar? Silah dediğim sopa falan var o dönemde. Otursalar eller kalem tutsa Rami Zongun hemen de uzatmayalım elimi uzatıyor, elini uzatıyor Ertuğrul Kürkçü'ye. Kavga etmeyelim diyor doğru. Çünkü diyor biz kavgadan yana değiliz. Siz devrim yapacağız dediniz. Bizim arkadaşlarımızı ezdiniz. Ve biz size tepki göstermek zorunda kaldık. Yoksa bizim kavgadan yana herhangi bir düşüncemiz yok. Ertuğrul Kürkçü masaları yumrukluyor. Devrim sokakta yapılır diyor. Şimdi buralardan geldi Türkiye ama algılar olguların önüne geçiyor. Yani soldur aslında Türkiye'yi birbirine katan. Ve ne oldu? Ülkücüler sokak serserisi oldu. Belki MHP bunu da düzgün yönetemedi. Meseleye biraz da böyle bakmak lazım. Aslında yasa dışı sol örgütler Türkiye'yi buna mecbur bıraktılar. Ülkücülere çok ciddi o dönemde. İşte mesela ciğerleri pompalarla şişirilen gençler vardı o dönemde. Öldürdüler, attılar. İşte Ertuğrul Kürkçü böyle davrandı. Şimdi Ertuğrul Kürkçü'ye bakıyoruz. Aynı davranışa devam ediyor. Ne yapıyor? HDP'de PKK'yı destekliyor. Yani bunları öne çıkartmak lazım ama maalesef algılar işte MHP'yi bu noktaya getirdi. Zaten biz o konuda MHP'yi suçlamadık. Yani ülkücüler ama öyle değil. Sokaktan çekildi. Sokakta evet. Esas sol vardı. Ülkücüler mecbur bırakıldılar. Meseleye böyle bakmak lazım. Ama orada istihbarat birimleri de hem yabancı hem yerli. Kullandılar yani hem ülkücü hareketin içerisinde hem sol hareketlerin içerisinde. İşin başlangıcı buydu yani onu demek istiyorum. Yani birçok kanlı cinayetleri zorladı, hep bunlara yaptırdılar. Sol yani. Bu işi zorladı ve böyle bir örnek var. Eğer solda böyle bir örnek olsa sürekli kullanırlar ama ülkücüler bunu kullanmadılar. Şeyde duruyor.
TRT'nin arşivlerinde duruyor bu görüntüler. Mehmet Beyciğim. Peki, buyur. Konumuzu bilmiyorum bir. Ben biraz da önümüze bakarak, yani bakanlar kurulu nasıl oluşacak, meclisten istifalar olacak mı, nasıl bir kabine oluşturacak, Cumhurbaşkanı bu konuda fikri olan var mı? Bir iki şey söyleyeyim. Bunu bildiğimden değil, yani sizler gibi sadece yorum yapacağım. Yani muhtemeldir ki iki gün sonra Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklayacak. Muhtemeldir ki eğer bir aksilik olmasa cumartesi günü herhalde mecliste. Pazar dedi. Pazar 8'inde. 8 pazar. Evet. Ondan sonra yemin töreni hem milletvekilleri hem Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın yemin ettiği günde yeni kabinin açıklanması ve hükümet sisteminin çatısını ortaya koyan yetki kararnamesinin yayınlanması deniyor. Burada hem bizim görüştüğümüz arkadaşlar hem basına yansıyan haberlere baktığımda aslında herkes el yordamıyla çalkara bir şeyler yapıyor. Çünkü bunu bilen tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Dolayısıyla ben ne söylüyorsam ya da az sonra sen ne söyleyeceksen ikisinin de birbirinden çok fazla bir farkı yok. Çünkü sadece biz tecrübelerimiz ışığında yorum yapıyoruz. Evet. Ama birçok arkadaşla konuştuğumuzda deniyor ki işte 3 bilemediniz 4 mevcut bakanlardan bunların işte milletvekilinden istifa edilerek görevine devam etme ihtimali yüksek deniyor. Deniyor ama neye göre deniyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söyledi mi herhangi birine ya işaret mümkün verdi değil, mi? Söylememiş. Böyle bir şey yok. Şöyle bir şey var ama. Öyle bir yorum yapıyor. Olsa biz yorum yapıyoruz. Evet. Sonuçta buna ilişkin kim ne söylüyorsa bu bilgiye dayalı değildir. Şimdi yani kesin ya onu söyleyeyim. Şöyle bir veri var, sadece bir vericik mi demek lazım. Şimdi bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, evet. Bugüne kadar şu bir hafta 8 gündür cevabını aradığımız soru bu. Bir şey söyledi en azından. Ben onu da kendi başına çok söylediğini zannetmiyorum. Yani mutlaka Cumhurbaşkanı'na sorup ona göre bir fikir beyan etme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Haklısın. Yani bir netlik yok hiçbir konuda. Ama o şunu söyledi en azından. Bu bir veri. Eğer dedi 3 tane milletvekili istifa ederse biz kalan sayılarla meclisteki komisyonlarda atamaları yapmak için yeterli çoğunluğumuzu korumuş oluruz dedi. O da yorum. Hiç Cumhurbaşkanı ilişkilendirme. Sonra da dedi ki şey dedi tabii Cumhurbaşkanımız kendi bilir baba, tabii dedi. Niye bunu bilerek söyleyeyim. Bakın bunu biz de söylüyoruz. Eğer bizim milletvekili sayısı 301-302 olsaydı bana göre. Olmazdı o zaman. Tek bir istifa dahi olmazdı. Olmaz o zaman. Tabii. Bir başka partiye ihtiyaç duymaksızın ben meclisteki aritmetiği sağlamış olacaktım. Tabii. Şimdi 300'ün altına inince İster istemez. İster 2 eksik olmuş, ister 3 eksik olmuş. Değişen hiçbir şey yok. Sonuçta bir partiye ihtiyacınız var. Bu işte şu anda hani aynı ittifak içerisinde olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla ne fark eder? Ha 295 olmuş, ha 290 olmuş. Dolayısıyla bu bir sayıyı aşağı çeken bir kritik bir eşikte değiliz yani. Bu bir yorum. Ben de söyledim bunu. Ben bunu söylerken Cumhurbaşkanımız bana söylemedi yani. Ya da Elitaş söylerken de ben bilgi aldığını düşünmüyorum. Ben Elitaş'ın konuşmasından yukarıyla irtibatlı olabileceğini düşündüm. Tek bir ifade buldum bana göre. O da mahalli seçimlerle ilgili ifadesini. Onu, çünkü seçim özel bir durumdur. Onlar rastgele konuşulmaz. Tabii. Şimdi siz kalkıp şunu diyorsan. Kasım'da yapalım dedi. Yani evet 1 Kasım mı olur, 8 Kasım mı olur? Hani o da ona bunu açıkla diye değildir. Muhtemelen bir sohbetin parçası olmuş olabilir. Buna istinaden yorumla karışık bunu. Yani bizim gündemimizde yok ama başka partiler eğer bunu CHP ve MHP gündeme getirirse bunu yetkili kurullarda değerlendirir. Dedi yani. Bakın, bir grup başkan vekili veya bir genel başkan yardımcısı bu kadar kritik bir mevzuda bilgisi olmadan böyle bir açıklama yapamaz. Tamam. Bana göre. Bak, şimdi bazen hani iç içe girince karışıyor mevzu. Buradan biz anlıyoruz ki Kasım'da mahalli seçim yapma ihtimali yüksek gözüküyor. Eğer CHP buna evet derse. CHP buna evet derse. 400 oy gerekiyor. Referandumsuz bir süreçten bahsediyoruz çünkü. En az 400 milletvekilinin oyla anayasa değişikliği. Ben sadece evet. Sadece AK Parti ve CHP. Bakın MHP'de AK Parti ve CHP hiçbir partiyle uzlaşmaya bile gerek duymaksızın böyle bir anayasa değişikliği teklifini meclise getirsin.
meclisten geçer. 430 falan, hiç 440 tereddüt, baba, hatta. Hiç tereddütsüz geçer. Buna CHP de oy verir, HDP de oy verir. Öncesinde mutabakata bile gerek yok bence. Şimdi ben kişisel kanaatim, Kasım ayında mahalli seçimlerin yapılmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Ama ben, bu bir ihtimal. Sonuçta nihai kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Partinin yetkili kurullarında bu istişare edilecek. Ama ben Sayın Grup Başkan Vekili... Sanki organ çıkmış da... Yani. Ama Sayın Grup Başkan Vekilimizin, ben diğer konuşmasını anlıyorum ki bu mevzu gibi bir şekilde bir tartışma konusu olmuş ve değerlendirilmiş gibi geldi bana en azından. Şimdi sizin çıkardığınız sonucu ben Ali Taş'ın ifadesinden çıkarmıyorum. Niçin çıkaramadığımı ifade edeyim. Ben de Grup Başkan Vekilliği yaptım. Uzunca bir zaman. Birincisi, yani 3 tane vekil eksilirse biz komisyonlarda çoğunluğu yine sağlarız ifadesi, bir grup başkan vekilinin yapacağı teknik bir açıklamadır. Yani teknik olarak bu böyledir. Ama seçim, erken seçim telaffuz etmişse o grup başkanlığının, daha doğrusu Sayın Genel Başkan'ın Sabit Tayyar'ın dediği doğru. Bilgisi tabii. Birisi tekniktir, evet, diğeri doğru, siyasi bir konu. Ama 3 tane isim, yani 3 rakamın telaffuz etmesi de bugün... Ya işte bize konuşuyoruz ya, 3 olur 4 olur. Niye 6 olmaz mesela? Aslında bunun bir şeyi yok. Tabii, tabii. Yani bir yerde Sayın Cumhurbaşkanımız bu rakamları mı verdi ki biz niye 3 diyoruz, niye 5 diyoruz? Bugün bu yani. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eşref Fakıbaba da akşam üzeri bir açıklama yaptı. Seçimlerin erkene alınması, yerel seçimlerin erkene alınması gerekiyor dedi. Onu bir başkası izledi. Bir başka bakanın da açıklaması var. İsmini hatırlamıyorum. O da evet, kışa girmeden bu işi bitirmemiz gerekir diye üst üste erken seçime ilişkin açıklamalar yapıldı. Ben hukuken şu sorunun cevabını bulamadım. Şamil Bey biliyorsa belki o cevap verir. Seçimler yapıldı. Milletvekili seçimleri bitti. Ancak bir milletvekilinin milletvekili olabilmesinin şartı, koşulu yemin etmesidir. Tamam. Mecliste yani mazbata alıp etika, evet, meclise yemin etmesidir. Şimdi bir milletvekili yemin etmeden istifa ederse, istifa ederse haydi bakalım, o partinin ondan sonraki adayı milletvekili oluyor mu? Çok açık mu abi? Kanunda çok şöyle, açık ya. Ne diyor? AK Parti'den de o yönde açıklama geldi. Milletvekili düşer. Direkt. Orası ayrı, boş, hayır, kalır. Boş ayrı. Boş yani kalır. Arkadan biri gelir mi? Hayır, gelmez. Boş kalır, gelmez. Boş kalır, gelmez. Kanunda çok açık boş ve kalır, net bir şekilde evet, yazıyor ki boş kalır. Milletvekili aday listesi kesinleştiği andan itibaren. Bakın. Evet. O da bu seçimde sonra sandığın açılacağı saat 17'ye kadar. Bakın 17'ye kadar. İstifa etmesi veya ölüm veya bir başka sebeple boşalması halinde isim veremiyorsun. Kaydırma oluyor. Ne zamana kadar? Sandıkların açıldığı 17'ye kadar. 17'den sonra, bakın 17'den sonra ister ölüm olsun, istifa olsun, ne olursa olsun boşalma halinde boş kalır. Boş kalır, boş kalır. Yerine milletvekili gelemez. He. Kanunda çok açık bir hüküm he var. Şeyi hatırlar mısınız? Bilmediğim için soruyorum. Bir önceki seçimde mi? MHP'li bir milletvekili. Seçimden bir gün sonraydı galiba. Henüz daha mazbatasını almamıştı. Esenboğa yolunda hayatını kaybetti. Bakın hayatını kaybetti. Ne oldu o zaman? Boş kaldı. Yeni boş bir kaldı. Tabii boş kaldı. Bakın yemin etmemiş. Mazbatasını almamış. Ama sandıklar açıldıktan sonra hayatını kaybettiği için yeri boş kaldı. Fakat şöyle bir düzenleme yaptık biz daha sonra. Şimdi sonuçta bir şekilde milletvekili olmuş. Onun şeyleri, yani çocukları, eşi özlük haklarından ya da emeklilik haklarından yararlansın diye, hani diğer şartların tutması halinde, hani prim gün sayısı vesaire gibi şartların tutması halinde en az 2 yıl milletvekili yaptığın zaman milletvekili emeklisi olabiliyorsun. Hani bunda işte 25 yıl prim ödeyeceksin, 25 yıl çalışacaksın, işte 7000 iş günü çalışacaksın, 9000 iş günü çalışacaksın. Yani normal bir vatandaş emekli olmak için hangi şartlara tabiyse o şartları oluşturduktan sonra ilave olarak en az 2 yılda milletvekili yaptığın zaman milletvekili emeklisi olabiliyorsun. Biz dedik ki kanunda 2 yıllık süre dolmadan ölüm halinde, istifa yok yalnız, ölüm halinde bu haklardan yararlanır diye bir şey koyduk ki yakınları bundan yararlansın diye o ölümden sonra. Aynen. O MHP'li vekilin ölümünden sonra. Onun dışında şey yok. Çok net ve açıktır. Çok iyi oldu bunu. Boş kalır. Yani, boş kalır. Ayrıca böyle bir yola gidilse çok ciddi tartışma olur ve Sayın Cumhurbaşkanı'na ben böyle İnsanlar bir şey yapacağı kanaatinde değilim yani.
Çok güzel. Bu şartlar sormuştum ben bunu da o da etik olmaz demişti. Tabii, bu şartlar altında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha rahat ve özgür hareket edebilmek adına büyük ciddi ihtiyaç hissettiği isimler hariç parlamentodan bakan alacağını tahmin etmiyorum. Yani ortada bırak. Öyle önemli bir isim olur ki. Yani olacak mı olmayacak mı? Ben olmayacak kanaatini taşıyorum. Hiç hani mi? Madem 3 rakamın dolaşıyor yani bizde şey konusunda 5 diyelim. Yani 3-4 yani çok ihtiyaç duyduğu isimleri ama yani, istifa edip alacak. Birkaç isim alabileceği kanaatinde olabilir. Ama yani bu çok ciddi yüksek olmaz. Doğrudur. O zaman işte bu anlaşalım. Bir iki kişi 3 mü olur, 2 mi olur, 4 mü olur bunun bilemeyiz. Bunun çok önemi yok artık. Evet. Yani çünkü sonuçta bir partiyle beraber hareket edeceksin. Tabii değerlendirme doğru. O nedenle ne olur 295 var mı? 5 yapsa 290. 4 dakika var. Şey, çünkü çok fazla mesaj geliyor. Bu kaçırılıp öldürülen çocuklarla evet. ilgili bir çağrımız olsun diye o konuyla bir konuşmak lazım. Yani diye. Ben hani ciğerim yanıyor öyle söyleyeyim. Yani aklıma bu haberler, bu sapkınların, bu pedofillerin, bu çocuk ama son cinayetleri. Ölümle ilgili galiba öyle bir şey yok herhalde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tecavüz olmadığını söylüyor. Bir hafif bir darp olduğunu sadece söylüyor. Yani fark etmez ki tecavüz olmuş, darp olmuş bu çocuklara yani hepsi hayvanca insanlık dışı davranışlar. Yalnız burada hani idam tartışıyoruz. Tamam idam güzel bu cezalandırım ama idam bana göre çözüm değil. Yani cezalandırılabilir, yapılabilir, kısas uygulanabilir. Şöyle bir geriye gidiyorum bakıyorum 1980 öncesi idam cezası vardı. Ama o idam cezası olduğu dönemde şehirlerimizde bugünün 100 katı kadar cinayet işleniyordu. Bir de kimyasal hadımdan bahsediyorlar. İş işten geçtikten sonra adamı hadım etsen ne olur, etmesen ne olur? Bence buna köklü çözüm. Hayır bilemiyorum yani bunu eğitimden bence insan yetiştirmede bizim sorunumuz. Yani öyle insan yetiştirmeliyiz ki eğitimdeki... Ya bu mesele sadece yani ceza odaklı düşünmemek ceza lazım. Odaklı, tamam cezalandırıldınız. Neyi değişecek? Yani bu toplumun altından yine aynı tipler geliyorsa ne yapabilirsiniz? Bence çok daha geniş düşünmek lazım. Yani idam cezası verelim ne olacak? Bir tanesini hallettik. Öbürü arkadan gelen toplumda problem varsa bence bunu çok geniş değerlendirmek lazım. Bu şeyi de kimyasal adımda bilmiyorum da siz sokakta yakalayıp birini sen sapığa benziyorsun gel seni adım edeyim diyebilir misiniz? Diyemezsin. Öyle bir şey olamaz. Suç tespit edildikten sonra etseniz ne olur etmeseniz ne olur. Bir yavrucak gitmiş bir takım problemler olmuş yani. Bence daha geniş düşünmek lazım. Sır konuşuyoruz ben diye düşünüyorum. Şimdi anaların ciğeri yanıyor. Yani bütün toplum sadece çocuğunu kaybeden değil. Yani her annenin ciğeri yanıyor. Her babanın ciğeri yanıyor bu olaylardan. Dolayısıyla toplumda idam cezası getirilsin şeklinde çok ciddi bir dalga var. Ben peşinden söyleyeyim. Adam öldüren, cinayet işleyen ve bu tür çocuklara bu anlamda cinayete kurban verdiğimiz insanların hatırası adına diyorum. Ben bu tür insanlara, seri katillere 1, çocuk katillerine 2, tecavüzcülere 3, münhasıra idam verilmesi cezasının verilmesinin doğru olduğuna inananlardan. Biz de tamam hepimiz diyoruz. Hepimiz aynı şey. Ama ha bu çözüm de tabii çözüm de. Çözüm var ama lazım. En azından yani ibret-i alem için bu işin zaten millet idam ediyor onu yani kanun etmese bile şimdi bu adamları hangi hapishanede siz yaşatacaksınız? Cezaevine yaşayamaz mı? Hangi cezaevinde yaşayacak? Her cezaevinin kendi kuralı da var. Tabii yani o da bir mesela derece mesela çocuklara bu şekilde hani tecavüzle mesela girenleri bir defa korumak zor. 3 sene 5 sene korunuz. 10 sene koruyamazsın. Aynen koruyamazlar yani. Sen hukuken o cezayı vermesen bile fiilen oradaki toplum o cezayı veriyor yani. Bunu gerçekleştiriyor zaten. Şimdi tabii herkes yani insan olan herkesin vicdanı kanar yani buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Yani hepimiz de çoluk çocuk sahibiyiz. Özellikle çoluk çocuk sahibi olanlar biraz da empati yapma duygusu geliştiği için çünkü kendi çocuğuna yapılmış gibi hissediyor. Hakikaten yani tüm Türkiye'yi sarsan hepimizi vicdanını kanatan hadise. Ben tartışmanın sadece ceza odaklı yürütülmesini çok eksik buluyorum. Bence de doğru. Yani idam verelim doğru. Pazarcı yani bu annenin ve babanın yüreğini affetir mi? Olmasın anlamda söylemiyorum bunu. Bir bütün olarak
Yani bu sapıklar hangi iklimden, hangi şeyden yetişiyor, büyüyor? Yani bu sapkın düşünceleri besleyen nedir? Hem sosyolojik olarak hakikaten ciddi bir tahlile, psikolojik olarak ciddi bir tahlile ihtiyacımız var. Nihai aşamada da hani topluma örnek olsun diye de hani cezaların temel özelliğinin caydırıcı olmasıdır. Şimdi bu caydırıcı etki oluşturur mu? Şimdi bu kadar sapık düşünce oluşturmaz. İşte o evet. Bu sapıklığı ortadan kaldırmamız şimdi, lazım. Şimdi yani bu pis ve kirli işi yapan kişi ya şu anda bu tür suçlara verilen ceza ağırlaştırmış müebbet hapis cezası idam olsaydı ben yapmazdım der mi yani? Adam yani mümkün bu değil. Kirli eyleme yönelirken cezanın türünü düşünür mü mesela? Dolayısıyla bir bütün olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani ceza odaklı bir tartışmayı eksik ve yetersiz buluyorum. Yani. Ceza örneği de yani çözümü daha geniş aramak lazım. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür sağ olun. Efendim bu akşam da akşam baskısının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.